Evet. Nasıldı şarkı? Bu hafta bundan daha iyi şarkılarda dinleyeceğimizi zannetmiyorum. Dur görüntümüzü de vereyim. Oy. Herkese merhaba. Nasılsınız Selam. arkadaşlar? Mali nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyi ne olsun kanka. Bildiğin gibi. Mali'nin sesinde, benim sesimde, yayına gelen parçanın sesinde bir sıkıntımız var mı? Hem onları toplayalım ne demek ya? Ben bu programda daha dakika bir gol bir baş kötü başladık. Konuşamayarak başladım yani. Dur, daha dur. Daha dur, IQ'lar düşmedi. Evet. Bir de böyle jenerik bir açılış bulmamız lazım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hep beraber IQ'ları düşürmeye var mıyız falan gibi böyle çok yapmacık ama hani yakışacak bir Enes Batur intro tarzı. bulmamız lazım. Evet Enes Batur tarzı. Ben kameraya kafa atmam, onu söyleyeyim baştan da. Ya onu ben de yapmam hani. Tamam. Selamlar Bumin. Ve bugün size bir sürprizimiz var. Çünkü biz bu programda her hafta bir şeylere değiniyoruz. Ya çağırıyoruz ya yön vermeye başladık abi. Ne söylesek bir sonraki hafta çıkıyor. Böyle bir sıkıntı var. Bu hafta da çok cringe bir şey oldu. Bunun size videoyu da izleteceğim. Ondan sonra üstüne biraz konuşacağız. Hemen onunla Şey başlamıyoruz dedim mi? tabii. Cringe content uyarısı ekle bir yere de. Evet ama ya sayaç bulmaya çalışıyorum ya. O hani şey senin dediğin gibi karşımıza aldığımız kişiler cringe metre gibi sayaçlar bulmaya çalışıyorum. Evet bugün gerçekten çok eğleneceğiz abi. Güvenin. Ya da rezil olacağız. Ya şey var bu Daha program rezil olamaz. evet bu programda bazı şarkıları dinledikten sonra ben ne yaparsam yapayım daha rezil olamayacağım abi. Yani daha rezil olmak için bütün istikleri baştan başa sadece üstümde bir tanga ile falan koşmam lazım yani. Canlandırdım, çok kötü oldu abi. Ben de canlandırdım çok kötü oldu. Of. Ve gitgide sertleşiyor program. İster istemez ve bundan bu iyi değil yani. Bu iyi işaret değil yani. Hepimiz canlandırdık ve niye söyledin? Hani chatten çok mantıklı şeyler Evet geliyor şu abi, yani ben ne şarkılara konsantre olabileceğim an ne senin söylediklerine. yani. 2 dakikaya unuturuz oğlum neler oluyor. Bugün 4 saat boyunca aklımda bu. 4 saat sürmez inşallah. Tanga Yayın. yakışır abime diye bir yorum geldi. Abi ayıp ediyorsunuz. Teveccühünüz. 4-5 dakika daha boş yaparız böyle. Sanki programın kalanında hiç yapmıyormuşuz gibi. Siz bu arada ihtiyaçlarınızı halledin, içeceklerinizi alın. Biz bekliyoruz, hemen başlamayız. Bir 3-4 dakika daha bekleriz. Herkesi toparlanalım diye. Bu arada chatte Selam abi. söylenmiş parça çok kötüydü giriş parçamız ama Azize Adın'ın o beatini ben de seviyorum ya. Sen ne diyorsun bilmiyorum ama ben beat'i seviyorum orada. Ben hangi şarkıyı açtığını tahmin ediyorum. O kısmında dinleyemedim ama. Tahmin ettiğim şarkıyı açtıysam. Neyi açtın? Soy Güzel başlangıç. deye. Ay. MVM soruyorlar açtı abi. Aynen. Allah'tan klipsiz verdim onu. Chat bir yazın Logic'in son sürümünü kullanan var mı diye sormuş Sam Donovan. Varsa bir yardımcı olalım. Ben FL Studio kullanıyorum. Ben hiçbir O şey ototune'la kullanmıyorum. orada hoş geldin abi. Selamlar kulağımı bugünlük çürütmeye geldim. İyi yayınlar diyerek gelmiş. Evet güzel Daha güzel boş ya yapıyorsak... artık boş yapmayı oğlum biz burada hakikaten hepimiz şey oldu artık Tamam. hani kalitesizlikten zevk almaya başladık. Çok kötü kurdum cümleyi ama anlamışsındır. Yo. Güzel Hani güzel. kalitesizlikten beraber zevk alan böyle mazoşist bir ekip olduk burada biz yani. Ben de bir şey kullanmıyorum ama şunu Baykan'ın öğretirse arkadaş, şöyle kenarda bekliyor ama Ay. gözüküyor mu bilmiyorum da. Meşin değil mi o? Bir öğretirsen eğer bir ara. Başlayalım hızlı hızlı. Ne dersiniz chat? Başlayalım abi. Sayımız artar zaten biraz sonra yine. Zevk almaya bakıyoruz artık abi. Yapacak bir şey yok. Başka türlü geçmez zaten yayında dedi bu. Doğru. Tamam. O zaman ilk parçamız Evren Besta ve Evrim. Bad Motherfucker. O çok güzel aksanla okudum. Eyo. Evet. Buyurun efendim, başlayın. Sen başla ya. Ben Ben mi başlayayım? biraz Tamam. daha düşüneceğim. Cümlelerimi toparlamak Peki. adına. Sert mi gireceksin? Yok yok o kadar sert Çok girmeyeceğim. sert girecek bir şey yok çünkü. Yani bence ben hem beat hem klibi aşırı sevdim. Özellikle beat'i bayağı bir sevdim. Tek sıkıntı burada şey, Evrim. Şimdi yanlış söylemiyorum şarkının adını da. Bass Mode Boom'du galiba, değil mi? Ha şey Kral Benim diye girdi Yıllar ya. önce çıkan. Aynen. Aynen.
kalabalık böyle 100 kişi söyledikleri. Aynen o Hani şarkı. o aynen. Oradaki evrim neyse hala o zaten arada galiba çok bir üretimde gerçekleşmedi evrimden ya. Ben bir yakın zamanda bir şeyler yapmıştı yine Evren Beste'yle. Onun dışında bir çalışması yoktu galiba. Benim bildiğim yok en azından. Hani birebir aynı, keşke bu böyle Evren Beste'nin solo şarkısı olsaymış. Hani 5 dakika yerine böyle 4 dakika falan bir solo Evren Beste şarkısı olsaymış çok çok daha iyi olurmuş, ama ben genel olarak sevdim. Peki. Evren Beste da tarzı olarak çok fazla değiştirmedi kendini, ama onu ben başından beri beğendiğim için vokal tarzını, beni rahatsız eden bir şey yok onda. Benim tek sıkıntım işte Evrim'le şarkı. Ama o da kötü değil yani. Türkiye'deki kadın rapçiler arasında kıyasladığımızda öyle aşırı kötü bir noktaya koymam da. Yok, ben Sen iyi ne noktaya da düşünüyorsun bilmiyorum koymam da ama geleceğim. iyi noktaya da koymam, işte aşırı kötü noktaya koymam. Bitirdiysen başlayayım Genel olarak bu şekilde. ben. Klibi gerçekten beğendim, hakkını yemeyeyim. Ben Evren Beste'nin da rap vokalini çok çok sevmem. Hani Modexer'i bir proje olarak Modexer'i sevsem de Evren Beste'yi tek başına aşırı beğendiğimi söyleyemem, ama parçayı kurtarıyor. Evrim 2000'lerde neyse başında hala aynı. Hani tamam, ara vermiş olabilir ama yani bu kadar aynı da olmamalıydı yani. Özellikle onun kısımlarında çok yoruldum ve ben hani iyi bir MC olduğunu düşünmüyorum Evrim'in açıkçası. Prodüksiyonda beat bazında bakarsam yani Yasir'in ve Yasir'in gidişi biraz hissettiriyor kendini yani. Çünkü benzer sound yakalanmaya çalışılmış ama beat tek düze bence. Hani o yani Yasin prodüksiyonundaki kadar çeşitlilik görmüyorum. Giren enstrümanlarda, aranjede olsun. Yani trafikte bir çeşitlilik görmüyorum açıkçası çok fazla. Hani kötü bir şarkı mı bu arada? Hayır. Ama çok çok iyi bir şarkı mı? O da hayır. O sıradan bir iş. Yani geçen hafta neler neler dinledik. Onların yanında şaheser. Hani ya da bugün dinleyeceğimiz bazı işlerin yanında çok çok iyiler. Evet, ama yani şey değil. Öyle parçayı alırken çünkü bayağı bir övüldüğünü gördüm ben sosyal medya üzerinde. O kadar övülecek bir şey de görmedim açıkçası parçada yani. Albümü kalanına ise sorulmuş chatte, o yüzden söylüyorum. Albümü kalanına henüz bakamadım. Albüm hakkında değil bu yorum, bu parça üzerinde bu yorumları yapıyorum. Evet, geçen Ben de hafta bakmadım, bir şey dinlesek 10 söyleyemem. üzerinden 18 falan verebilirdim ama yani. Tuğçe hoş geldin. Kanka bir ekleme yapacağım eğer bittiyse seninki. Bitti benim yorumum. Tamam ya, tek düze dedin ya beat'e. Ben de tek düze buldum ama nedense beni rahatsız etmedi. Belki Evren'in vokaliyle birleştiği zaman hoşuma gitmiş olabilir. Yani belki beat'i ayrı değerlendirsek belki ben de aynı yorum yapardım, ama şarkıya yakışmış bence. Ha, bu Bir şey. de şey gibi değil mi şarkı ya? Çok ölümlü dünya soundtrack'i gibi değil mi? Evet, onu ben de hissettim ama Değil ben mi? mesela şey nakarat da yani neden İngilizce olduğuna takılmayacağım. Hani mantıklı ya da catchy bir nakaratsa, yani yakalayan bir nakaratsa, yani dille alakalı bir sıkıntım yok ama hani nakaratta da ben sıkıldım abi. Hani yazmak için yazılmış gibi duruyor. Hani şarkıya bir nakarat lazım, bir şey yazalım mantığı yani. Evet, beat güzel ama biraz yükselse iyiydi sanki demiş Emir Kemal. Hemfikirim ben de tamamen bu yorumuna yani. Ghetto Prisoners'dan Safir featuring Genel Çevik, Duvarı Bir Daha mı dinlesek bu hafta diye bir talep geldi. Chat'in oylamasıyla neden yapmayalım ki böyle bir şeyi? Biraz daha güleriz. Neden yeteri kadar mazoşist olmuyoruz? Abi ben zevk almaya başladım artık yani acıdan. Bu arada şey var, şunu söyleyeceğim. O size sürprizimiz var dediğim içeriğimizi aşırı kötü parçaları üst üste dinledikten sonra biraz IQ'larımızı yerine toplayalım diye yapacağız. Onu hemen geçmiyorum. O zaman sıradaki parçamıza geçelim mi? Ne dersiniz chat? Ne dersin Mali? Bence geçebiliriz. Tamam. Chat'ten bir şey yoksa eğer yorum. Evet, tahmin geldi. Madem tahmin geldiği için o zaman açıklıyoruz. Soğuk Savaş dinlememiz yok mu denmiş. Evet, tam olarak onu yapacağız abi. Tam olarak onu yapacağız. Hatta biz Maalesef. maalesef Hayalhanem ve Rapkolik adam sponsorluğunda çok ufak bir soğuk savaş yapacağız Mali ile aramızda. Çok böyle beynimizin eridiği bir anda. Hatta konuya geleyim en baştan. Ya biz daha önce biliyorsunuz bu kanalda Johnny Sins, Azer onun dışında yine ismini unuttum adamın, neydi? Barış Özcan. Emre mi Yok bahsediyorsun? yok, Barış Ha, Barış Özcan. Özcan. Tekrar aynı suçlamayla gitmeyeyim adama diye. Bu gibi kişilere birkaç laflar atıldı ve en son Emre Yücel'e Johnny Sins diye gerçek Johnny Sins'e Türkçe rap reaction videosu çektirtmeyi başardık. Hani bu evrene böyle bir mesaj gönderdik. Geçen hafta bazı parçalardan o kadar sıkılmıştık ki Mali ile bir ara soğuk savaş geyiği oldu ve Mali şakasına şey dedi hani ya biz bir ara böyle soğuk savaş mı yapsak ya falan gibi bir şey dedi. Ben de hatta dalga geçmek için istiyorsan kanalı Hayalhanem diye ismini değiştireyim onu yapacağımız hafta demiştim karşılığında. Ve ne oldu bilin bakalım.
Rapkolik adam tek başına, evet bu önemli bir nokta, tek başına Soğuk Savaş çekti Türkçe rap şakalarıyla abi. Yani ve çok kötü bir şey çekti. Ona bakacağız, sonra biraz da dalga geçeriz diye düşünüyorum. Neyse, parçalarımıza devam edeyim. Ama seyircimizin zeka seviyesinden iyi anlamda söylüyorum bu laf sokmatiği, çok memnunum. Direkt anlaşıldı bak. Leblemeden Çorum falan deniyor, hani leblebi de değil yani. Direkt öyle bir seviyedeyiz şu an. Hayır, tamam, neyse, çok konuştum, parçaya devam ediyorum. Sıradaki parçamız Hira featuring Tina Diak, Porsche. Of. Ama bir şeye bakacağım. Yabancı ablayı merak ettim. Tamam, hiç merak etmemiz gerekmiyormuş. Ya parçayı başlatıp yabancı ablayı merak ediyorum diye baktım, ama yani bendeki iyimserlik bu sefer. Normalde bu iyimser topu sende oluyordu. Ben acaba bir heyecanlandım falan diyordum böyle. Ama bu sefer ben yaşattım bunu bize. Pişman oldum yani. Of. Bir yorumun var mı Hira ve Yok Tina Dian Porsche yani parçasına? sadece biraz önce söylediğim evrim muhabbeti vardı ya işte bunu Bundan çok iyi. kastediyordum. Evet, Hani evrim bu. onu kastediyordum. Evrim bundan Onun çok dışında iyi. şarkıyla ilgili çok yorum yapacak bir şey yok bence. Sen de yapacaksın, yapmayacaksın diye düşünüyorum Ya tek söyleyebileceğim şey bu parça ama. hakkında. Parçanın total süresi 1 dakika 46 saniye. Biz 60 saniye zor dayandık ki ilk 20 saniyenin de intro olduğunu, vokal olmadığını belirteyim. Hani bu parçayı üreten insanlar için yeterince mesaj veriyordur bu yorumum bence yani. Hani farklı alanlarda kariyer deneyebilirsiniz mesela. Üniversite okuyun, ne bileyim, kurslara katılın. Müzik şart değil. Yoruma gerek bile yok, evet. Chat'te de söylendiği gibi. Evet. Bazı insanlar sadece dinleyerek de bu müziğe destek olabilirdi Demir Kemal. Çok doğru. Neyse, sıradaki parçamıza geçiyorum. Baştan uyarıyorum dinleyenler varsa. Güleceğiz ama. Çünkü bu benden istendi yayının başında. Uyarmam. Tuğhan. Esenyurt Trap 2 Merso geliyor Tuğhan'dan. Yavaş yavaş geçiyorum ki hazırlığını yapsın sesi kapatacak olanlar. Muazzam bitiş. Evet. Ya ben biraz sizin izlemenize de engel teşkil ettim. Amatörlükten. Ama Flash TV logosunu oyunculuk yüzünden buraya koymak istedim. Hatta orayı baştan bir almak istiyorum izninizle. Var mıyız? Logo eşliğinde baştan seyredip hakkını verelim istiyorum çünkü. Şarkıyı baştan diyeceğim, izin, merak Geldik etmeyin. ama. Davetiye çözdüm baba, karışma bende. Vale var burada. Parası olan var mı üstünde? Kart var bende, olur mu? Market mi buraya? Abi bende 50 milyon var. Adam milyoner a**eyim ha. Ben Eyvallah. Çok güzel oldu. Of. Abi. eksiği buymuş. Evet, klibin de tek Flash TV logosu abi. Ya bak, samimi söylüyorum bu arada, hani tabii ki illa müzisyenler başarılı oyuncular olacak diye bir kaide yok, ama bu ne abi? Gerçekten bu ne abi? Ben önce oyunculuktan girelim istiyorum. Parçaya ve klibe sonra geleceğiz yani. Kapattım, merak etmeyin, çabuk kapat denmiş. Ve ben tabii Flash TV ayarlarken sizin yorumlarınıza da bakamadım. O yüzden Mali sen başla, ben bir yorumlara bakacağım. Abi neyinden başlayayım? Yani bütün Türkçe rap piyasası koca bir nerd oldu. Çok üzülüyorum ya. Her yerden işte Afro trapler bilmem neler. Semt müzikleri. Nargileler uçuşuyor havalarda. Ya nargileler uçuşsun abi, benim şikayetim yok onunla da, yani bu şey kötü nargile, Ben bu hani şey bıraktım bile. nargilesi bu, hani bu keko nargile yani. Ben şarkıya geçmeden biraz en azından Yani kafamı toplamak için bir yoruma cevap vereceğim. Abiler, Big Sean'ın albümünü dinlediniz mi? Genel görüşleriniz nedir, paylaşır mısınız denmiş. Abi fena değil, ancak şey var, bu kadar uzunlukta çok daha konsept albüm olabilecekken çok fazla filler şarkı var, ama gerçekten çok güzel şarkılar da var, hani benim için geçerli bir albüm oldu o ya. Miraç da sormuş. O sorunu gördüm, cevap verecektim. Kanka sen Tuğhan'ın eski halini hatırlıyor musun diye. Abi hatırlıyorum. En başta ilk Tepkin'in 212'sinde, yani o zamanki isimde Maze'deydi. Sonra Olimpos'a geçti. O dönem böyleyken şu an herhalde kendisinin de tweetlerine bakarak, ki arada selamlaştığım bir arkadaşımız normalde Tuğhan. Hani şey, tamamen artık bunun tuttuğunu düşünerek herhalde eleştirel olarak bunu yapıyordur diye umut etmek istiyorum ben yani.
Çünkü eski haline baktığımda o dönemin Amerikan rapini falan çok iyi takip eden bir arkadaştı baktığımız zaman. Özellikle West Coast ve Dirty South kafasını bayağı takip edip paylaşan, dinleyen birisiydi. Hani MySpace döneminde falan. Hani ben bunu biraz parodi amaçlı yaptığını düşünmeye başladım. Yani umarım öyledir ya da temennim o yönde açıkçası. Evet, bu Tuğhan Hip Hop Life'daki Tuğhan. Doğru hatırlıyorsunuz. Parçaya gelirsek, evet, beat hakikaten istemsizce kafa sallatıyor. Uğur'u tebrik ederim, Uğur'unsa. Ki galiba Uğur'un tagini duydum en başta. Yani klipteki oyunculuklar çok kötü, şarkı bütünüyle çok kötü. Hani sadece hani klipte güldüğüm için bir puan vereyim hani on üzerinden. Yani bu kadar benim yorumum. Galiba. Ben de Moteo var diye bir puan veriyorum. Hani bunun... Abi sen taş gibi müzik yapıyorsun. Yani klibinde yer aldığın arkadaşına bir şey söylersin ya. Ya yapmayalım bunu dersin. Şöyle yapalım dersin. Ya abi açıkçası Mobi'nin zaten son dönemdeki işte ayrılmalardan sonra falan o en baştaki vizyonlu tutumunun kaldığını hiç düşünmüyorum bu arada. Evet, Safir ve Yener galiba bu parçadan daha iyi bu arada. Yani chatte söylenmiş. Ama ben gerçekten Tuğhan'ın bunu parodi olarak yaptığına inanmak istiyorum ya. Bütün vizyon tepki miymiş? Sanırım öyle gözüküyor abi. Ama oyunculuklar çok güzel ya. Hakikaten. Yani. Şiir ve Maestro'nun şarkısını dedik mi? Hayır, bu bugün dinlediğimiz 2,5. Parça. Çünkü Hira'yı çok çabuk geçtik. Geleceğiz ona. Dediğim gibi geçen hafta yaşadığımızı yine yaşayacağız gibi gözüküyor. Hani üstüne konuşabileceğimiz kadar kötü bir parça bile gelmiyor. Hani açıkçası. Hani sadece bir şey söyleyebilirim. Fazla değinemiyorum yani. Özür dilerim. Keşke böyle. Bu arabesk ve furyası da yok. Arabesk ve furyası keşke devam etseydi abi. En azından biz dinlemiyorduk. Bize ulaşmıyordu. Evet. Evrildiği halini dinlemek zorunda, evet, kalmasaydık keşke. İşte maalesef hatalı büyüyen endüstriyle beraber iki janrına çok iç içe geçti yani. Arabesk rap ve gerçek bir manadaki hip hop. Gerçi Türkiye'deki gerçek manadaki hip hop da hiçbir zaman hani benim hayalimdeki hip hop olmadı ama kısmet. O zaman sıradaki parçamıza geçelim mi? Ne dersiniz? Evet. O zaman sıradaki parça. Velet, yine her zamanki gibi her hafta bizim abonesi olduğumuz bir isim. Velet, Giant ve Finest SNO. Nasıl okunuyor bu nickler artık? Burada da rastgele klavyeye basıyor gibi isimler görüyorum abi. Bu nedir ya? İki bilet. Geliyor. Of. Yalnız bir şey diyeyim mi? Chat'te de söylenmiş. Tuğhan bundan 1000 kat iyi abi. Parodi versiyonu olarak. 1000 katı. Tuğhan'ı buna tercih ederim. 1000 katta değil de. Tamam, 1000 kat değil. Onu abartı olarak söylemem. 1000 kat değil de. Yani beni ıssız bir adaya atsalar ve yanıma kendime sıkmam için içi dolu bir silah vermeyip onun yerine bu iki parçayı veriyorlarsa ben Tuğhan'ı dinlemeyi tercih ederim. O şekilde düşün yani. Hiç gerek yok şu an IQ yükseltmeye cümleyi anlamak için. Abi gerçekten Velet bize her hafta bunu neden yapıyor? Her hafta aynı şarkıyı veriyormuş hissi olmasının geçtim. Her hafta aynı kötülükte bir şarkı veriyor. Abi sizin prodüktörünüz, hadi prodüktörünüzü geçtim. Dürüst bir arkadaşınız yok mu? Abi biz buna bir damla üstüne bir baksanız falan diye size söyleyecek. Bunu gerçekten çok merak ediyorum ya. Aynı şarkı değil bu arada ya. Diğeri, bir önceki dediğimiz enstrümantalle direkt söz yoktu onda. Yok, hatırlıyorsan eğer şarkıyı. O hatırlıyorum şarkıyı. O iki hafta önceki enstrümantaldi. Geçen haftakini zaten öyle 4 saniye tahammül edebilmiştik. Geç kararı çıkmıştı. Şaka değil bu arada. Gerçekten 4-5 saniye tahammül edip etmiştik. Direkt geç kararı çıkmıştı geçen hafta. Tamam. Doğru. Hatta yakında şeye başlayabilirim ben. Hani bu kanalda ambargo uyguladığım benim 2-3 isim var ya. Onların arasına ben Velet'i de ekleyebilirim artık ya. Hani çıkarsa da görmezden gelebiliriz yani bence. Ya da böyle bir ay toplayıp Velet özel yayını yapabiliriz. Ha, sadece Velet şarkıları. Evet, hatta Velet'i de tabii ki gelmek istemeyecektir ama isterse Velet'i de konuk alarak yapalım mı o yayını, ister misin? Haftaya da çıkarırsa direkt dinlemeyelim abi. Evet, haftaya da çıkarırsa Velet, top sende Velet. Eğer şey gibi düşün, bahistesiymişiz gibi düşün. Haftaya parça çıkarırsan bir daha senin şarkılarını açmıyoruz ve dinlemiyoruz. Eğer haftaya parça çıkarmazsan demek ki sen de mazoşistsin ve her hafta seni burada yerin dibine sokmamızdan zevk alıyorsun anlamına geliyor yani. Sıradaki parçamız. Yusuf Altınlar featuring İhtiyar. Prodüksiyonda Alba varmış. Eyvah. Evet. Ben önce şeye çok şaşırdım abi. Bunun prodüksiyon kısmında olduğunu bilmiyordum. Ya yani öyle bir yeteneği olduğunu bilmiyordum. Alba'nın mı? Alba'nın, evet. Epidemic yayın, Cypher yayında ben yoktum galiba Alba'nın olduğu yayında. Hı hı.
Orada sen değinmiştin de Alba benim bireysel olarak sevdiğim bir rapçi demeyeyim de hani müzik insanı aslında. Hem vokal anlamında hem yaptığı şarkılar kanka, açısından. Bir saniye böleceğim seni. Böyle abi. Chat'teki arkadaşlar için bir duyuru yapayım. Ghetto Prisoners, ben de YouTube'daki kanalını takip ediyordum da o olduğunu bilmiyordum. YouTube'da ağırlıklı olarak Nas çevirileri yapan bir yabancı rap sayfası var kendisinin. Hani merak edenler, Hip Hop 101 yayınlarımızı sevenler, Ghetto Prisoners'ı da YouTube'da tıpkı Guerrilla Republic'te de söylediğim gibi takip alırlarsa sevinirim. Onlar destek olalım ona da. Çünkü o da çok saygı duyduğum bir iş yapıyor. Çok ciddi emek veriyor çünkü. Devam edebilirsin kanka. Hani unutmamak için görmüşken bir böldüm seni. Çok özür dilerim. Yok, sıkıntı yok. Onun dışında biraz epidemi stratejisinden bahsedeyim. Benim ya büyük ihtimalle planlı ilerleyen bir süreç zaten. Cypher'lar çıktı, sonra Cypher'daki isimler yavaş yavaş şarkı vermeye başladı. Bireysel olarak kendileri mi karar verip yaptılar ondan emin değilim ama eğer hani bir label stratejisi ise başarılı. Diğer isimlerden gelecek şarkılara göre artık onu göreceğiz. Hani diğerleri de yakın zamanda bir şeyler çıkarırsa. İsimler soğumadan bu tarz işler piyasaya vermeleri mantıklı bir süreç. Bakalım öyle mi ilerleyecek diğer isimler için de onu bilmiyorum. Böyle melodik vokal kısımlarında bazı yerler rahatsız etti. Hatta chatte de yazılmış hani detone olan kısımlar diye. Detone değil ama rahatsız edici detone değil ama şey var. Bir havası vardı. Orada bir araya gireceğim seni desteklemek için. Daha teknik tabirle gireceğim. Abi detone yok ama çünkü şey var. Melodyne bayağı kullanılmış. Melodyne autotune değil. Notaları düzeltmek için kullandığımız bir plugin. Bir efekt. Direkt olarak o notalara Yusuf çıkamadığı için muhtemelen Melodyne kullanılmış. Aşırı Melodyne da biraz rahatsızlık verebiliyor. O Melodyne etkisi ama Melodyne'i doğru verdikleri için bir aslında bir de detonelik yok. Ama fazla efektli. Bu konuda hemfikirim. Hani rahatsız etmesi normal ama o detonelik değil yani. O detone olayı o değil yani. Aynen. Onun dışında en azından böyle elle tutulur bir konsept. Arada güzel barlar vardı yakaladım. Not alamadım ama hoşuma giden birkaç yer vardı. Yani geçen haftayı da bu haftayı da değerlendirince hani mükemmel bir şarkı değil ama bizim standartların üzerinde olduğunu düşünüyorum ben. Evet, dinlediğimiz şarkılara göre. Dinlediğimiz çıkan Türkçe rap işlerinin bir tık daha üzerinde bir iş. Evet ama yine mükemmel mi? Hayır. Ben beat'ten başlayayım. Evet, teknik bir hata yok, bu bir tercih meselesi ama ben de mesela chatte de söylenmiş. Beat'in 808'lerini yani basslarını bu beat'in chill modu için biraz fazla sert buldum. Keşke daha yumuşak bir ton kullanılsaymış basslarda. Aşırı melodyne olmasına rağmen nakaratı ve parçanın chill vibe'ını sevdim ve biraz pek rahatsız oldum. Benim dünkü yayında da bahsettiğim, yani çok sevmediğim emo rap janrasında biraz öykünme var ama bu bahsettiğim yani Lil Skies kafasındaki kadar böyle bir emo rap'ten bahsetmiyorum hani. Farklı bir şey denenmiş. Hafif nakarat bazında etnik dokunuşlar var, fark etmişsindir. Hani beat'te değil ama vokal bazında yani. Biraz daha herkese hitap edebilecek bir şey yapmayı denemişler. Kötü bir parça değil ama ben tekrar tekrar dinlemem açıkçası. Yani atıyorum bir önceki dinlediğimiz Velet'ten, Hira'dan ya da geçen hafta dinlediğimiz çoğu işten iyi. Burada hemfikirim. Ama çok çok mu iyi bir parça? Hayır. Ama dediğin gibi senin de epidemik bunu planlı olarak şu an hani Cypher'lar çıktı, imzaladığım sanatçılarımın artık işleri çıkıyor mantığıyla bunu yapıyorsa bu güzel bir strateji. Çünkü label'da kök salan sanatçı globalde de Türkiye'de de çok fazla oluyor. Hani keşfediliyor ama işleri çıkmıyorken hemen Cypher'ların üstüne böyle bir üretime geçildiyse bu sanatçıyı kollayan bir hareket. Evet, Yiğit Taşçılar da şarkı çıkardı, o da listemizde var, bakacağız ona da. Evet, melodik olarak yakaladığı tat güzel ve ya Ezhel yapsa dinlenirdi deniyor. Ya şu an öyle bir nokta ki yani şu an Ezhel ne yapsa zaten dinlenecek noktasındayız. Ama bu arkadaşlar şu anlık bence kötü gitmiyorlar yani. Ki bugün zaten Cypher'a da bakacağız. İhtiyar'ın oradaki kısmına da bakacağız yani. Sıradaki parçamıza geçelim mi? Ekleyeceğim bir şey var mı? Yani yok abi, benim fena değil. Benim özet yorumum hani fena değil. En azından şey olumlu şeyler görüyorum parçada yani tamamen gömemem yani. Negatif yanları olsa da. En azından üzerine yorum yapabileceğiniz. Evet, en azından üzerine yorum yapabileceğim olur. Parça geldi yani bu sefer. O açıdan sevdim. Sıradaki parçamız Zenci Delale. Of, geçtim abi hakikaten ama bu yayında bir tek halay çekilmemişti, onu da yaptık beraber. Mutlu musun? Aynen. Kontrayı da tebrik ediyoruz buradan. Nişanlanmış, konuyla alakalı olarak. Ha, halay deyince aklına geldi. Ben evet, halay deyince. Ve aynı anda bizim ikimizin de yanında halay çekmek için bir ekipman bulunması muazzam bir yer. Senin gözlük bezi benimki şey, kağıt havlu parçası şu an. Benim gözlük bezi hikayesini biliyorsun değil mi? Hiç anlatma istiyorsan onu.
Anlatmayayım ama. Ya da anlat, girdim madem anlat, gülelim. Hayır. Açtın konuyu, anlat. Bu kadar rezil olmak istedim. Anlat artık, açtın konuyu. Tamam, şarkı hakkında bir şeyler söyle, anlatırım sonra. Ter bastı şu an stresle. Kaynattırma. Önce o senin o komik anını kanka, önce dinlemek istiyorum ben. Hadi. Kanka çok rezillik ya. Ya şimdi olay şöyle gelişiyor. Tamam. Yoksa ben anlatacağım yani. Yoksa ben anlatacağım bak, hadi. Tamam, ben anlatacağım. Olay şöyle gelişti. Bir İzmir'den İstanbul'a dönüyoruz. Bir araba insan. Bir yere uğradık, bir mekana, merak ettiğimiz bir yer vardı. Yol üstünde. Manisa'da mıydı orası? Manisa'da. Sen yoktun gerçi de Manisa'da. Yok, mekanı hatırlıyorum. İsmini hatırlamasam da. Evet, aynı hali. Ha. Abi buraları şey yap, podcast'tan falan kesem olur mu? Kayıt altında bir şey kalmasın. Tamam, bakarız. Rica ediyorum. Direkt teaser tamam, yapacağım. Bakarız. Yapma gözünü seveyim. Hadi devam. Yapma gözünü seveyim, yapma ne olur. Hadi devam. Zaten 5 kişi falan biliyordu. Yol şeyi tabii, hali bir ihtiyaç molası gerekti. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben kapıda içerideki arkadaşı bir 15 dakika bekledikten sonra artık altıma sıçma noktasına geldiğim için hiçbir şeye bakmadan içeri daldım. Sağ olsun kendisi tuvalet kağıdı adına bir şey bırakmamış mekanda. Üstüne bir de Alaturka tuvalete acı çekerek. İşlem sonunda nasıl bir çözüm bulacağız, ne yapacağız diye bakarken cüzdanı karıştırmaya başladım. Fişmiş falan vardır diye, o da yokmuş. Devam et. Fişmiş vardır'a gülüyor. Ve abi ne yapayım yani, taş mı bulayım? Ve bir adet gözlük bezini heba ederek. Bir de gözlük bezi de güzeldi, marka gözlük bezi yalnız. Neydi? Abi evet, çok güzeldi ya. Bulgari miydi neydi öyle bir şey? Adam Bulgari'ye göt siliyor. Zenginliğe bak. 50 milyon var kardeş. Bunlar da gözlük bezi beğenmiyor. Keşke paraya silseydin, böyle 15-20 lira falan varsa. Abi, Bulgari ondan daha çok ediyor çünkü şu an Türk lirasından yani. Şu an olsa silerdim, o zaman dolar 2 lira falandı. Ha, tamam. Tamam, bayağı eski bir olay bu. Evet. Öyle işte, gözlük bezi gördükçe aklımıza bu geliyor. Mali olacağını. Keşke hiç girmeseydim abi. Keşke hiç girmeseydim. Kendin kaçındın, ben açmadım konuyu. Ben kendim kaçındım, aşırı pişmanım. Tamam, başka bir günde benim rezil kıl dönmesi ameliyatımı anlatırız, eşitleriz. O zaman açtın konuyu abi, anlatacaksın şimdi, yapacak bir şey yok yani. Oğlum insanları kaşıralım mı istiyorsun? Abi benim götümden bahsettik affedersin ama bir de senden bahsedelim. Evet, anlat lütfen, rica ediyorum. Ya yok, ben doktor şey, bayağı dindar bir adam işte, araştırıyoruz. Millet diyor ki işte 15 gün yüzüstü yatacaksın, şöyle olacak, böyle olacak. Bu adam dedi ki yok abi 3 günde ayağa kaldırırım ben seni. İyi gittik, şeyin babası, Yeni Şafak yazarı Nihal Bengisu'nun babası. Nihat Bengisu. Kanka aşırı detay verdin şu an, bu kadarına girmek istersen yok, de. Yok, sıkıntı yok. Muayenehanesine gittik. İşte adamcağız yapacak ve bayağı da kibar bir adam. Abi neyse. Anesteziyi yaptı, test ediyor işte. Bacağıma dokunuyor. Bunu hissediyor musun? Hayır dedim, başlayın. Tamam, devam ediyorum. Ama adam 2 dakika sonra bir daha, bunu hissediyor musun dedi. Dedim hayır abi, devam et. Ama bir taraftan geriliyorum yani çünkü orada. Üçüncüye bunu hissediyor musun? Allah Allah. Hayır, hissetmiyorum abi, sen devam et. En sonunda adam şöyle bir ses tonunda sordu bak hani. Peki bunu hissediyor musun dedi. Ben abi direkt orada elim ayağım birbirine girdi. Abi sikmiyorsun değil mi diye adamcağıza çıkıştım böyle. 60-70 yaşında doktor. Panikle adam da. Ha diyorum ya böyle. Hani dini bütün bir amca. Böyle şey, şangırtı koptu böyle, tamam mı? Eli ayağı dolandı, herifin neşter meşter yere düştü elinden böyle. Hani şey, tövbe estağfurullah falan diye. Kışımla çıktı gitti odadan böyle. Ondan sonra tekrar sterilizasyon bilmem ne devam etti ve ben şey atıyorum, kontrole pansumana falan gidiyoruz abi, böyle herkese hemşireler şöyle davranıyor hani, atıyorum hoş geldiniz Mali Bey, bugün nasılsınız, işte tedaviniz nasıl gidiyor falan, oldukça kibarlar, bana aynen şöyle doktor 2 dakikaya bakacak sana falan şeklinde bakıyorlar artık bana, hani orada nefret edildi benden yani. Hani eşitledik şimdi, mutlu musun? Ben de kötü anı anlattım. Aşırı mutluyum şu an, teşekkür ederim. Şarkıdan da bahsetmedik ama. Ya kanka, şarkı zaten hemen hemen konuştuğumuz konuyla alakalı sayılır. Evet. Yani çok affedersin Zenci, hani seni insan olarak seviyorum ama göt gibi şarkı abi. Aşırı Yener Çevik etkisi hissediliyor.
Ve zaten bir yerde halay çektiğimizden de anladığın gibi üstünde konuşabileceğim kalitede bir şarkı değil yani kötü manada bile. Şarkıya hiç gerek yok böyle sarıyor dendi şu an. Evet Mali'nin hikayesi daha masum bu arada. Evet benimki çok masum ya. Arada böyle anılara gireriz ya. Bu böyle tam... anılara girmeyelim. Hayır, de. İşte illa böyle tonda olmasına gerek yok. Komik anılara falan da gireriz yani. Neyse. Ya benim Zenci Delale şarkısına yapabileceğim iyi ya da kötü herhangi bir yorum yok. Çünkü gerçekten çok kötü parça yani. Senin var mı? Bir de çok kötü yer... Yok çok kötü yerde. Evet o chatte söylendi ama ben çok durdurduğum yeri çok sevdim ben. Ya çok ya. Doldurmuyor mu? Aa yok abi şey adam hikayeler anlatmayın der gibi hani böyle. Şu şekilde yapamadım. Muazzam. Evet abi. Yapamadım. Neyse. Abi o zaman sıradaki parçamıza geçelim. İnanın bundan daha iyi bir şey gelmiyor. Pes Chapo, Capora. Ben sonra bunlar bize geri dönüyor ters işkenceyle ama ben böyle chat'e işkence etmeyi seviyorum. Yani geçeceğimiz belli ama illa 7'de geçelim falan deyip böyle. Zaten yayını yaparak yeterince işkence yapıyorsun da. Ya, eğleniyoruz bence ya arada böyle stres atmamız açısından güzel oluyor. Hani biraz IQ'lar gidiyor tabii hepimizden. Özellikle senden ve benden. Kulaklarıma zarar veriyorum ama. Of. Bunun da üstünde çok fazla konuşamayacağım ama iki şeye değinmek istiyorum. Sen de fark etmişsindir. Bir, Manita neden Prizma? Hani bunu çözebildin mi? Neden yani? Düşünmedim üzerine. Öyle söyleyeyim. İki, gerek yok. İki, zaten netleden gelen bir iş. Hani vizyonsuzluk oradan belli ama arkadaşlarım vizyonsuzluğunu bir line yani bir satır çok belli ediyor. Fark ettin mi sen de onu? Flowlarım altından mı? Hayır. Keşke olsa. Cepte dolu yüzlük banknot. Hepsini saydım diye bir şey var. Abi yüzlük banknot dolu olsa bile totalde hani 10 tane olsa cebinde 1000 lira olsa totalde 5 dolar falan yapıyor şu an yani. Hani buna mı sevdiriyorsun? Hani yani. Yani artık yüzlük banknot bence övünülecek bir şey değil. Hani yani şu an ben en son dün dörtlü Coca-Cola'ya 25 lira verdim yani getirdi. Birer reklam da almış gibi olduk ama hani yüzlük banknota sadece abi toplamda 16 tane kola alabiliyorsunuz şu an yani bunun da bence övünmememiz lazım. Sadece hani bunu söylemek istedim. Ciddi yorum yaptın şarkı hakkında. Tebrik ederim bu arada. Abi yani başka da yorum yapmayacağım. Çok kötü bu parça. Pes Chapo'yu da 32 artı 2 toplam 34 hayırla uğurluyoruz. Sıradaki parçamız hazırsanız geliyor. Muro Sen Ben. Evet bu parçayı da geçtik. Muro Sen Beni. Ama ben bu parçaya tek bir sebepten kötü yorum yapmayacağım. Klipte gördüğüm kadarıyla arkadaş Köln'de yaşıyor ve Köln'de muhtemelen gidersem bana güzel nargile içirirmiş gibi geldi. O yüzden kulağına gidecekse bu yayın kalbini kırmamak adına kötü yorum yapmayacağım. En azından Köln'de pandemiden benim kafelerim kapandıysa bana yeni kafe önerebilir gittiğim zaman. Sırf bu yüzden kötü yorum yapmayacağım. Ama aslında bu zaten ne kadar kötü bir yorum yapacağımın özeti oldu yani. Bu nasıl bir strateji ya? Bu nasıl vizyonsuz bir strateji? Ben sana önereyim ki önden argülacı. İnternette arayayım. Ay. Of. Sıradaki parçaya geçelim mi? Ekleyeceğim bir şey var mı? Yo ben de şey kendim böyle Berlin'de Türk nargilecisinde gibiyiz. Evet vizyonsuz çıkarcılık. Biliyorsun mekanları. Evet evet net şu an hookah lounge'dayım ben. Net oradayım şu an yani. Umut Timur evet çok Umut Timur ekolü abi de. Gülersen kaybedersin Türkçe rap edisyonuna geçmeden önce şu batağı bir bitirelim nette kısmını. sıradaki parçamız Kuzi yeniden başla. Tabii ki geçtim abi yani. Chat'te direkt geç kelimesi söylenmedi ama sonuçta bence hemfikirizdir. Ya bir de yani sadece iyi parçaları seçersem Casper muhtemelen haftayı iki parça dinleyerek 10 dakikalık bir yayınla kapatacağımız için çıkmış her işi aldığımız zaman en azından kısa kısa da olsa siz geç diyene kadar bakıyoruz. Eğlenmene baksam biraz. Şey gelecek. Rüzgar gelecek, Hidra gelecek, Epidemic Cypher var. Bunlar da var arada yani merak etme. Ama biz hani çıkmış her şeye kimseyi ayırmadan tarafsızca bakıyoruz. Hani ben sen ilk kez geldin bugün. Hani ben daha önce kendi beatimin olduğu parçayı burada yerden yere vurmuşluğum var yani. İnan tarafsızca bakıyorum yani. Of. Senin ekleyeceğin bir şey yoksa bunu da direkt geçiyorum abi çok kötü parça. Sen bir şey söylemedin zaten ekleyeceğim. Bir şey söylemen lazım ki ben ekleyeyim üstüne abi. İşte bak bahsettiğim bu IQ düşüşüne ama ulaşıyoruz bak. Ben bir şey söylemeden ekleyeceğim bir şey var mı demeye başladım çünkü yani.
Sıradaki parçamız geliyor o zaman. Hazır mıyız? Pistol. Flow zamanı. Of. Flash TV logosunu kaldırdım da onu oyunculukta vereceğim ama gülersen kaybedersin için bir kere daha size Flash TV logosu o zaman tekrar kaldırmıştım buradan ama ekleyeyim. Bu arada parçanın ismi Flow zamanı ama ben flow ya da bir cümle falan herhangi bir şey duyamadım Mali, sen duyabildin mi? Hani? Yok zaten aşırı iddialı bir isim ya. Yani ama sadece iddialı özgüveni, bir isim. Yani. Evet, rapçilerin belli bir yere kadar özgüveni ve egosu olması normal ama. Abi bu özgüven değil artık ama ya. Hani gerçekten bu özgüven değil artık. Flash TV logosu, peki bir şey soracağım size. Flash TV logosu sağ üstte miydi, sol üstte miydi ekranda? Ben gerçekten hatırlamıyorum. Ona göre koyayım. Sağ galiba. Evet, kötü şarkılara da Netlay logosu koyabilirim bundan sonraki oyunlarda. Evet. Sağmış. Tamam, sağmış. Bak konuşamıyorum yine. Yine gitti IQ. Ya, abi bir çok mantıklı bir soru geldi. Abi bir önemi var mı gerçekten diye. Ve sol üstmüş. Tutarlılık açısından önemli abi. Evet abi, biz bu tarz ya şeyleri... Oyunculuktan bahsediyorsak, evet, tutarlı ve süreklilik bu arada, bir. Bu arada şu, bak olmalı. Son kaç parça dinlemişiz bir ona bakacağım. En baştan 1, 2, 3, 6, tam bu 10. parça. Şu ana kadar beğenebildiğimiz, fena değil dediğimiz Evren Besta'nın işi var. Bir de Eyvah var. Eyvah var. Kalanına kıyasladığım zaman Tuğhan'ın işi bunların yanında parodi olmasına rağmen daha iyi duruyor ya. Gerçekten bu arada yani. O da kötü, kabul ediyorum ama hani şunu... Çünkü şey var, ben kendisi böyle başlıklama yapmadı ama Tuğhan'ın parodi yaptığına eminim. Kalan dinlediğimiz isimler parodi yapmıyor abi, tehlike orada. Anlatabiliyor muyum? Bu arada Genzo Wakabayashi... Okuyamadım, bak yine gitti IQ'lar. Genzo Wakabayashi 12. Hoş geldin abi. Takip için teşekkürler. Bunlar vizyonsuzluk üzerine yarışıyorlar abi, benim fikrim. O zaman şimdi Flash TV logomuzu kapatıyorum. Geleceğiz tekrar. Sıradaki parçamız Veysel Hadi Vur. geçtik merak etmeyin. Bu şarkı Silvana müzik mi? Onu çok merak ediyorum yani. Of. Arabesk drill. Mali sen ruhunu teslim ettin artık. Ben şeyi düşünüyorum. Hangi şarkıdaki hız yapmaya gitsem onu düşünüyorum. Ay. Bak net bak. Bak doğru tahmin ettim abi. Silvana çıktı ya. Ben artık prodüksiyonu falan bırakacağım abi ve E&R'lığa başlıyorum. Silvana müzik, sana ben çok yetenekli sanatçıları bütün semtten toplayabilirim. Kahveye gidip gelsem sana 5 sanatçı getiriyorum abi. Köln nargilecilerinden. Ay. O zaman sıradaki şey parça değil. Dediğim gibi yeni gelenler için söyleyeyim. Biz bu programda biraz paranormal bir şeyi başardık. Hani biz dalga geçmek amaçlı neden konuşsak, birkaç hafta içerisinde gerçekleşiyor. Geçen hafta tabii ki ciddi olmadan bir soğuk savaş yapsak mı dedim Ali. Ben hatta istiyorsan hayal annem yapayım kanalın ismini diye söyleyerek bir eleştiri getirdim. Tabii ki yapmayacağız diye. Ve bunun üzerine Rapkolik adam Gülersen Kaybedersin Türkçe Rap edisyonu çıkardı bu hafta. Şimdi bir onu izliyoruz. Ne diyeyim? Aç abi. Yani iyi niyetli girişim mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ama çok kötü ya. Hadi açalım bir izleyeceğiz, evet izleyeceğiz, izliyoruz. Biraz baştan sona izleyelim mi hepsini ya? Geç demeyelim buna. Uzun değil zaten. Tamam, çok uzun değil. Buna geç demeyelim. Biraz böyle şey, ruhumuzu teslim edelim istiyorum böyle hep beraber. Başlatıyorum. Bu ekranda kalalım. Evet, önce sizin chatten bir yorumlarınızı alayım. Biz ne izledik az önce? Of. Allah kıl fikir versin ne diyeyim geldi. Abi işte geçen hafta size bahsettiğim buydu hani. Ya şaka, mizah biraz zekaya hitap etmeli. Ya da işte kitleniz sizin espri yaptığınızı anlamadığı zaman açıklamak durumunda kalıyorsanız ya da işte YouTube için konuşuyorum, kenarında parantez içinde parodi yazıyorsanız o kitleyi bir sorgulayın ya. Lütfen ya. Yani üzüldüm. Hani şunu görünce üzüldüm ya gerçekten. Ve biz bu konu üzerine Mali ile ufak bir challenge başlattık. Daha kötüsünü yapabilir miyiz diye şu an Rapkolik adam ve Hayalhanem sponsorluğunda mini bir soğuk savaş yapıyoruz Mali ile. Hazır mısınız? Ben bu arada aynı cringe'likte yazdım çoğunu. Gerçekten mi? Evet. Hadi bakalım. Sen demedin mi? Challenge yaptık.
Hadi bakalım. Sen mi başlıyorsun? Sen başla abi. Yok, misafirler başlıyor falan diye böyle iyice evet, saçma sapan evet. Bir hal almasın. Başla bak. Sen başla. İyi hadi bakalım. Ama cidden cringe content yani. Bir yere tamam. Yaz bence onu. Tamam. Ya bir yere şu an onunla uğraşmayacağım bir yere yazmakta. Uğraşma zaten. Hadi. Soruyorum abi o zaman. Sor abi. Hazır mıyız? Chat 3-4 dakika falan sürecek. Yani çok uzun tutmayacak. Hem biz kendimizi test etmek istedik. Daha kötü yazabiliyor muyuz diye. Aynen. Flash TV'yi bizim üstümüze aldım. Zaten biz de daha uzunla dayanamayız muhtemelen. Flash TV'yi kendi üstüme aldım şu an. Tamam. Ortamızı alsana. Tamam. Ortamızı alayım da ortada da logo olmuyor. Hadi neyse. Tamam peki. Türk rapçilerle Twitter fenomenlerinin ortak noktası nedir? Ciddi cevap düşündüm. Bilmiyorum. Ciddi düşün. Kurgu yaparak gündemde kalmaları. Tamam. İsimleri de açıklayayım mı? Gerek var mı parodi yazıp parantez içine? Yok gerek yok. Bundan komik değil ama daha zekice bir şey. Tamam. Çok kötü yapmışsın ama. Evet dedim ben sana aşırı cringe content diye. Sıra bende mi? Ben mi soruyorum? Evet. Hazır mısın o zaman? Hazırım. Geliyor. İnternet üzerinde fahiş fiyatları satılan ve alındığında içerisinden bol miktarda çocuk çıkan skandalın adı nedir? Hayda. Nedir? Bir düşün nedir? Hiçbir şey gelmedi aklıma. VIP Türkçe rap konser bileti. Mesela. Seninki de muazzammış abi, tebrik ederim. Değil mi? Ama öyle alıyorsun, kuliste çocuk var sadece. Neyse devam edelim. Tamam. Giydirmeli mi istersin böyle yoksa aşırı cringe mi istersin? Fark etmez, seçelim. Fark etmez. Emir Kemal dediğim gibi biz şu an komik olmaya çalışmıyoruz. Biz şu an eleştirel bir şey yapıyoruz. Yok abi komik değil şu an yani. Net biz şu an eleştirel bir şey yapıyoruz yani. Tamam abi o zaman yaptığı kötü şarkılarla bayma noktasına gelen rapçiye ne dersin? Bu isim şakası bana ise Baykan. Yok abi ha, yeter tamam. Çevik. Evet tamam. Sen de yalnız... Yener almıştık karşımıza diye. Sen de yalnız Rapkolik adamla beraber yayın yapabilecek seviyede ilerliyorsun haberin. Evet abi. Ben ama ne konuştuk? Tamamdır. Aynısını yapıyoruz işte mis gibi. Tamam o zaman soruyorum ben. Sor abi. Rasim Ozan Kütahyalı'dan sonra boşnakların en nefret ettiği ünlü Sırp yönetmen kimdir? Bunun rap'le bir alakası var mı? Diyor. Tamam nedir abi? Emir Kusturica. Of. Peki. Hadi devam et. Dur birazcık atlatayım bir. Abi, çoğu insanın merak ettiği ama az sayıda kişinin deneyimleme şansı bulduğu isim kimdir? Bilmiyorum kimdir? Grup Ses Beats. Tamam. Söyleyemedim de adım. Grup Sex Beats değil mi? Grup Ses Beats. Ha tamam. Peki. O zaman bir soru daha geliyor. Bu kişiyi az çok tahmin edersiniz chat. Siz de. En başta küçük esnaf konumundayken, sonrasında kurduğu site ve bu site üzerinden kurduğu bağlantılar ile büyüyen ve son dönemde bulunduğu konumu teker olabilmek için kullanan tanınmış kişi kimdir? Bu ciddi soru mu? Ya soru işte cevap. Kimdir ki? Aklına kim geliyor? Yok kimse gelmiyor aklıma. Söyleyeyim mi? Söyle abi. Turizm Bakanı. Devam et. Zaten benim son bir sorum var. Hani. Ondan sonra bizi alacaklar zaten biraz sonra. Polis gelecek. Tamam abi. Bir tane benim Gökhan'dan gelen bir şey var. Onu okuyayım mı? Ama tamam, direkt oku. Kelime şakası yani. Tamam abi oku. Zaten yok biz şu an dediğim gibi gerçekten bir soğuk savaş yapmıyoruz. Şu an kendi tarzımızla diss atıyoruz şu an yani. Murda'nın en sevdiği şair kimdir? Murda'nın en sevdiği şair. Soy isminde Şov diye olan bir şair bilmiyorum. Kimdir? Başında var abi. Şahdi Şirazi. Of. Of. O zaman son sorum Gökhan geliyor. Selamlar kanka. Gökhan selamlar. O zaman benim son sorum geliyor. Bu o kadar ofansif değil merak etme. Biggie'nin en sevdiği İbrahim Tatlıses şarkısı hangisidir? Dur düşüneceğim bunu. Tamam. Ama bir şey gelmedi aklıma hangisi? Bir taş attım pencereye paf dedi. Oh.
Lan sana şükürler olsun. Benim sorularım bu kadar. Bugünü de atlattık. Bugünü de atlattık. Benim sorularım bu kadar. Benim vardı aslında ama aşırı cringe olduğu için onları söylemeyeceğim. Yani o zaman biz biz de cringe olabiliriz çabamızı test ettik. Muhtemelen başardık bunu değil mi chat? Bizden utanıyorsunuz şu an değil mi? Başardıysak normal içeriğimize dönüyorum abi. Keşke sonucuyu bana önceden söyleseydin, o tarz ciddi bir şeyler yazardık. Ya ben yani... O güzelmiş. Ya gerçekten böyle bir konsept yapmayacağımızı biliyorsun. O zaman kapanışı da yapayım. Yapalım. Evet arkadaşlar. Repkolika'dan ve Hayalhanemiz sunduğu Soğuk Savaş özel bölümümüzün sonuna geldik. Bir tekrar olmayacak. Haftalığa devam ediyoruz. Bir daha olmasın lütfen. Tamamdır. Senin de şakaların bittiyse şarkılara devam ediyorum. Boğaç şakası yapmadık ama. Ya gerek yok abi çünkü yani... Bir tane boğaç şakasına gerek vardı abi. Eğer ben feroysam tamam. Şeklinde ama... Yapıldı neyse. Yeterince zaten yani. Evet. Cringe metre kaça çıktı? Onu, o tarz şeyden bulmuşlar. Bulmuştur. Ya ama dediğim gibi bence Repkolik'ten kötü olamadık ya. Sıradaki parça. Lider Ainoa. Evet abi, chatten de geç karar çıktı. Yani lider chatte de söylenmiş, çok doğru katıldığım bir yorum. Lider bu ara fazla Playboy kartı dinliyor sanırım ya. Liderin mesleğini bilmiyorum bu arada, polis miymiş? Ve bu arada orası Bolu değil mi? Klibin çekildiği yer. Chatte yazılmış mı? Evet Bolu'ymuş, aynen. Burada da çok klip gördüm çünkü ben çekilmiş. Sadece rap bazında değil. Evet Mali. Bir şey diyeceksin. Gel istersen abi sen. Ben hala şey atlatmaya çalışıyorum. Az önceki cringe content atlatmaya çalışıyorum. Tamam. Kendi kafamı. Tamam abi. Yani aşırı tek düze parça bir şey hissettirmiyor. Ve dediğim gibi fazla Playboy kartı etkisi var ama ben Playboy kartının orijinali varken hani farklı dilde ya da orijinal dilinde versiyonlarını dinlemek istemiyorum açıkçası. Çakmalarını dinlemek istemiyorum. Evet liderin eski hali bir tık daha cool'du sanki. Ama şu an evet. Yani bu da üstüne aşırı konuşabileceğim bir şey değil abi. Bu da bayağı kötü bir iş bence ya bu arada. Maalesef. Ya 3 şarkı bir EP galiba. Ben baktım hepsi de aynı şeyde ilerliyor. Albümün tamamına bakıyorum. Aynı tonda ilerliyor. Merak ettim ben, bir bakmak istedim. Eski lideri sevdiğim için. Soru gelmiş. Abi Ahmet 3 şarkı da aynı. Abi Amerika'da hem rapçi hem polis var mı bildiğin diye. Abi bildiğim yok. Hatta Amerika standartında o mümkün değil abi. Yaşatmazlar yani. Sahaya dinleyeceğiz söz Blazing Beach. Yani lider de bu üzdü. Kötü buldum parçayı. Ve dediğim gibi yani o mesela şeyde konuştuk. İhtiyarların parçada konuştuk hani bu lider de bence o parçanın seviyesinde hani eksikleri var ama işte şunlar düzeltilebilir diyebileceğim bir iş vermemiş yani üstüne çok fazla konuşabileceğim kadar iyi bir iş değil yani açıkçası. Sevmedim. Sen ne diyorsun? Benim de hiçbir yorumum yok yani. Dediğim gibi işte 3 şarkıda hemen hemen aynı zaten. Benim baktım. Ya çok hızlı baktım gerçi ben hani burada dinleyeceğiz diye. Çok detaylı bakmadım ama üçü de konsept olarak da aynı galiba. Şey olarak da sound olarak da yakın. Çok hatta yani... Eski liderle alakasız yani. Yani lider değil de netliğeden gelen bir iş olsaydı muhtemelen daha erken bile geçiyorduk parçayı yani muhtemelen. Yani 2 dakika dinlememiştik o zaman. Neyse. Sıradaki parçamız. Sedam yapımdan geliyor. Decoy, bir sigara. Evet. Ya papağan nakarat sıktı. İlk verse'deki flow'unu açıkçası beğenmiştim ama ikinci verse'de de aynı flow'a döndüğü anda bitti abi. Yani çok tekrar etti yani. Hani şarkı aslında uzun değil. 2 dakika 48 saniye ama yine bana çok uzun geldi. Ama dediğim gibi yine en azından üstüne konuşabileceğim kötülükte bir iş. Ses tonunu bu şekilde kullanmasa sanki daha tatlı olacakmış gibi geliyor bu arada. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Ya şey kısmına bir değineyim önce, flow kısmına. Hı hı. Flow zamanı şarkısı hani bu şarkında da olsaymış daha oturulmuş en azından ilk verse için. İkinci verse'deki şeyine katılıyorum yorumuna da. Bilmiyorum ses tonu falan benim hoşuma gitti ya. Sadece nakarat bir de beat aşırı rahatsız etti beni. Evet ya beat yine... Beat aşırı yordu ya. Çok sıkıldığım bir canlı artık zaten biliyorsun. Evet, diksiyonda da biraz sıkıntı var ve bu şekilde bir bu tonda bir vokal kullanımını ben sevmedim açıkçası. Sıkmasında bir etken yani benim için parçanın sıkıcı olmasında. Yani bu da olabilecekken... Hani diğer şarkılara göre... Olabilecekken olmamış diyebilirim bu parçaya yani.
Bu arada Ensargo hoş geldin. Aynen öyle. Ya bugün yani dinlediğimiz diğer şarkılara göre iyi, tamam. Yani ama yani daha iyi ama genel standartlara göre değil. Yani açıp basat, dinleyeceğim basat, bir iş değil. Açıp dinleyeceğim bir iş değil. Sadece nette batağından çıkıp buraya geldiğimiz için fena değil diyebilirim. Oraya kıyasla. O zaman Blazing Twitch'i biraz mutlu edelim o zaman. Suikast'in yeni albümünden bir klibe bakacaktık ama Saye'nin parçayı ben de merak ediyorum. Saye'dar sakin değil, bakalım o zaman. Evet. Biraz daha devam edeydi Scratch'lar. Daha devam ediyor muydu? Bitti diye kapattım ben. Yok, sana demedim ben zaten, ha, şarkı tamam, içinde. Tamam. Evet, Nurse Samurai'nin dediği gibi tam bir ceza nakaratı ama ben nakaratı sevmedim ve chatte sorumlu Saye'nin sesi niye farklı diye, ben şu an duyabildiğim kadar bu kulaklıklarla, bir referans kulaklıkla ayrıca dinlemedim ama mix baya kötü geliyor kime yaptırdılarsa. Ama evet, hani Nasihat'ın beat'ini ve Saye'nin verse'lerini beğendim. Nakarat ve beat'e bitiyorum, çok üzüldüm. Nakarat ve mix'e biraz eksi yazarım yani. Nakarat bana çok tanıdık geldi bir yerden ya. Kanka Nakarat diyorum yanlış söyledim. Beat çok tanıdık geldi bir yerden. Benim de IQ düşmeye başladı yavaştan. Yani Nasihat da sample bazlı beat yapıyor hani ağırlıklı olarak benim gibi. Hani biraz daha boom bap sanatlarda iş çıkarıyor. Belki dinlediğim bir sample olabilir, hani bana tanıdık gelmedi ama. Bir yerden tanıyorum ama çıkaramadım nereden. Ama dediğim gibi ya, bu parçanın dinlenebilirliğini düşüren şey mix'i kesinlikle. En büyük eksiği buradan kırarım ama şu ana kadar bugün dinlediğimiz en iyi iş benim gözümde. Şu ana kadar tabii yani. Aynen öyle. Ben şarkının ne zaman kaydedildiğini merak ettim bir de ya. Son işlerine göre çünkü böyle Saye'nin bir tık altında geldi bana ama belki dediğin gibi mix'ten dolayı da çok odaklanamamış olabilirim. Ben şarkıyı daha öncesini dinlemedim ama Suikast şarkı toplamaya abi yaklaşık 5-6 ay önce başladı yani. Albümde çok eski yani bir şarkı yoktur. Eğer hani eski isimlerden gidip arşivden çıkarıp burada ilk kez koydukları bir parça yoksa albümde, ben de albüme bakmadım. Hı. Benim albümden dinlediğim tek parça benim beatimin olduğu parça. Casus'un parçası öncesinde. Ben Kadir abiye beat'i 6-7 ay önce attım, parçayı yaptı yani. Anladım. Şeyden bahsedelim mi biraz şarkıdan? Şarkıyla ilgili söyleyeceğin başka bir şey var mı? Yani dediğim gibi bugün şu ana kadar dinlediğimiz en iyi iş ama benim mesela playlistime girecek bir Saye'dar parçası da değil. Hani verse'lerde güzel dokundurmalar var eyvallah ama yani şey özellikle mix beni çok zorladı yani dinlerken. Aynen. Bir de işte dediğin gibi nakarat. Nakarat sever ama ben cezanın da bu tip nakaratlarını çok sevmem genel olarak çünkü. Ve nakarat hakikaten ceza kokuyor. Baya yani. Evet. Şey albüm galiba hem CD hem plak olarak basılacak. Bilgim yok. Ben öyle biliyorum. Uzun zamandan sonra hard copy çıkan ilk albüm olacak galiba. Bayağıdır çıkmadı yani, çünkü. Ya şey, hard copy bir şey hiç hatırlamıyorum bayağı. Yazılı olmayan bu işin raconunda vardır o biraz. Hani ben albümün içerisinde bir yani beat'im olduğu için CD veya plaktan biri normalde bu tarz toplama albümlerde albümdeki sanatçılara hediye edilir. Bakalım göreceğiz var mı yok mu. Ederlerse, etmezlerse. Neyse Özcan abiye kırılmam yine de neyse. Ben hani eski dönem rap şarkı şey Türkçe rap arşivi yapan biri olarak direkt olarak basılacak olmasına bayağı sevindim. Yani evet. Ama albüm dinlemedim genel olarak, hani kalitesi hakkında bir bilgim yok, sadece böyle uzun zamandan sonra ilk defa bir hard copy albüm alıp inceleyecek olmak. Evet, güzel bir heyecanlandırmadı değil. Aynen, güzel bir his. Parçaya ekleyeceğim bir şey yoksa sıradaki parçamıza geçiyorum. Parçaya ekleyeceğim bir şey yok abi. Tamam o zaman. Sıradaki parça da yine Merdiven'den geliyor. Narkoz ve Yavuz, Kusursuz İntihar. Evet. Chat'ten geç karar çıktığı için geçtik. Ben mi başlayayım, sen mi başlamak istersin kanka? Abi, ben zaten çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tabii. Sonra sizin bir izninizi alıp köz yakıp geleyim. Tamamdır. Ya ben aşırı tek düze buldum. Hı-hı. Hani geçmeseydin ben yazacaktım geç diye chat'e. Aynen. Yani aşırı tek düze buldum. Bir de hani bu tarz artık şeyde kaldı ya. Böyle 7-8 sene önce falan dinliyorduk da. Hani biraz daha böyle üzerine bir şey koyup, biraz daha kendini geliştirip, biraz daha hani ben gidip de şey yap demiyorum, Nette gibi şarkı yap demiyorum da. Hı hı. Biraz daha dinlenebilir. Eyvallah. İçinde böyle mantıklı işte kelime oyunları olan, güzel bir flow'u olan bir şarkı dinlemek isterdim yani ama çok sarmadı beni. Tamamdır, sen git gel. Başka bir şey yok, ben gidiyorum. Tamamdır, git gel abi. Ben de yorumumu yapayım. Sen gene kadar da hatta chatle değerlendiririz biraz. Evet, ama beat güzel bu arada. Onu yani şey var, ben beat'i sevmedim. Benim hoşuma gitti. Hı-hı.
Ben Beat'i şöyle sevmedim. Tamamdır, görüşürüz. Ben Beat'i şöyle sevmedim. Konuşamadım. Ben Beat'i şöyle sevmedim abi. Parçanın temasına uyumlu gibi ama vokaller Beat'le uyumlu gitmiyor. Hani bu Beat'in istediği şey biraz daha atıyorum daha yavaş flow'lar ya da yer yer flow'da çeşitli inişler çıkışlarla bir değiştirilme ya da bir trafik istiyor aranjede ama böyle bir şey duymuyoruz. Nakaratı beğenmedim hani ama bu şey değil mesela bir hatalı okuma yok nakaratta hani sadece nakaratta bana hitap etmeyen bir nakarat tarzı açıkçası o yüzden beğenmedim bu biraz zevk meselesi ve Narkoz resmen beatle çok alakasız gidiyor ve bu beni çok yordu parçayı dinlerken çok çabuk geldin Mali çok çabuk geldin yaktım sadece hazırdaydı ha tamam hazırda mıydı ha tamam Narkoz beatle çok alakasız gidiyor hani daha önce de söylediğim gibi beat çeşitli aranje numaraları istiyor, inişler çıkışlar istiyor ya da sound bazında daha yavaş bir vokal istiyorken Narkoz beat'e göre çok atak ve beat'le alakasız gidiyor. Hani bu zaten bir başta eksi. Nakaratı ben de beğenmedim. Chat'le hemfikirim ama dediğim gibi nakaratta dinlediğim kadarıyla teknik bir hata yok. Sadece benim tarzım olan bir nakarat değil. Günün kötü işlerinden ama şeye baktığımız zaman hani lirikal manada baktığımız zaman ya da klibin bir hikayesi var, bir derdi var, bir şey anlatmaya çalışıyor ama o bize geçmiyor. Bu açıdan biraz sorun. Subnasty hoş geldin abi. Selamlar. Evet, Baho da demiş bak. Şarkıda bir şeyler anlatıyor. Tamam ama çok tek düze okuma olduğu için vermek istediği mesajı bile alamıyorsun. Aynen söylediğim tam olarak oydu abi. Hani bir şey. Ben de Emir Kemal'in yazdığını. Bir şey anlatmaya çalışıyor ama anlattığı şey bize geçmiyor yani. Emir Kemal ne yazmış? Beat'i duymadan yazıp kaydetmiş. Beat'i duymadan yazıp kaydetmiş gibi. Evet, Beat'i duymadan yazıp kaydetmiş gibi demiş Emir Kemal. Evet, buna da hemfikirim yani. O zaman sıradaki parçaya geçiyorum. Çağlar Ateş, Matilda'ya mektuplar. Evet, chatten buna da geç kararı çıktı. Nasıl oldu? Yeniden nette standartların üstünde ya. Evet, nette standartların üstünde ama o kadar. Nette standartların üstünde ve Emir Kemal dediği gibi arkadaş rapçi değil bence. Kendisinin de öyle bir iddiası yoktur demiş. Bence de. Ama sevenine güzel parça. Hani şey değil, burada aşırı da yerden bir yere vurabileceğim bir şey değil. Ama bir rap, hani şey, rapçi hissiyatı, rapçi vibe'ı almıyorum arkadaştan yani. Yanlışlıkla rap yapmış gibi duruyor. Ki aynı yorumu Emir Kemal de şimdi yaptı. Yanlışlıkla buraya gelmiş diye. Ya ve ya nakarat beni, kulağımı tırmalayan yerler var nakaratta ama... Bu arkadaşlar tek parçalık yapalım diye yapan arkadaşlardanmış chatte. Evet öyle gözüküyor. Ama yani nette de diğer dinlediğimiz işlerin önüne koyarım. Şu an yani şöyle söyleyeyim. Bugün netteden dinlediğimiz en iyi parça. Ama altını çiziyorum, netteden dinlediğimiz en iyi parça. Yani. Bugüne kadar netteden dinlediğimiz en iyi parça olabilir. Yok canım o kadar da değil. Netteden güzel şarkı dinlemedik daha ya. Hatırlamıyorum ya ama haklı olabilirsin. Sıradaki parça. Bu da çok övüldüğü için aldım. Instagram'da falan. Batu Flex, Amcalar Geldiğinde. Evet, buna da seri geç yorumu çıktı. Bugün bayağı, hemfikirim ben de chatte, bugün bayağı bir geç dediğimiz parça var geçen haftaki gibi. Aynen. Tek kötü yanı bu hafta çok parça var ve çoğu böyle muhtemelen. Ya şey Çekin var. Çekin yarısının yazdığı gibi. Atı 243. Gene mi amcalar? Emre Hayır, Atı 243'e de çok güldüm. Evet, ben ona güldüm abi zaten şarkı esnasında. Atı 243 çok doğru bir yorum yani bu parça için. Şey var, arkadaşı bir açıdan tebrik edebilirim. Hiç Almanca kullanmadan Almanca rap yapmış gibi duruyor. Diğer arkadaşlar çünkü araya çok fazla Almanca katarak bunu yapıyorlardı ya. Yani. Ama yani kendisine bu yorumum gidecekse üzgünüm Batu Flex, bu iyi bir yorum değil. Sadece diğerlerinin yanında bir başarı yani. Evet, YouTube'dan dinleyenler yine ne yaşadığımızı anlayamayacak şanslı kesim. Katılıyorum. Ya abi çok fabrikasyon her şey. Gerçekten çok sıkıldım. Her hafta aynı yorumları yapıyorum ya. Label C5 ve Batu Flex zaten direkt Almanya rapçi çakması demiş Halilcan. Doğrudur. Belli oluyor zaten ama. Ben şu sağdaki kilolu arkadaşı Kadıköy'de falan gördüğümü hatırladım. Bunlar Kadıköy Acil'in elemanları mı? Ya da denk mi geldi? Eğer öyleyse Kadıköy'e girebilen gerçek rapçiler. Tweet yine o tweet. Ben şarkının neresinde övüldüğünü anlamadım ya. Görmedim çünkü öyle bir yorum da. Çok övüldüğü için aldım dedin ya. Şey, ben bunu da Flow Radyo'nun mesela Instagram storiesinde alev emojileriyle gördüm. Başka bir iki bildiğim rapçinin alev emojileriyle gördüm Instagram'da. Hani tanıdıkları vardı o zaman, ne bileyim. Hakikaten bu abi, programdan önce daha iyi işler çıkıyordu. Piyasayı kuruttuk sanki ya.
Ya da hepsini dinlemiyorduk abi, o da olabilir. Yo, her hafta dinlemiyorduk. Her hafta titizce abi ne çıktıysa alıyorduk buraya hep ya. Hiç öyle... Yok, biz de şeyden önce, yayına başlamadan önce. Evet, yayına... Sen oturup bunları dinliyor muydun? Hayır, yayına başlamadan önce bunlara bakmıyordum. Tabii es geçiyordum direkt. Evet. Evet, sıradaki parça. Müthiş bir şey geliyor şu an. Buna çünkü baktım yayın öncesinde. Bu da benzer şekilde Instagram'da bayağı alevli emojilerle falan milletin paylaştığını gördüğüm bir parça. Bünyamin ve Hacı nickler. Şarkının ismi Sıcco. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Siko mu, Sıcco mu ama her türlü kötü yani. Siz de şurada görebilirsiniz. Evet. Buna da geç yorumu çıktığı için geçiyoruz. Arkadaşın sesi ve flow'u çok yorucu ve parçanın ismi İngilizce okursak Sikko. Yani parçanın kalanı için yorumumu da özetliyor yani. O zaman ben yorum yapmayıp ufak bir hikaye anlatayım mı? Anlat anlat, biraz IQ'larımız yükselsin tekrar. Yine cringe hikayeler anlatalım. Tamam, anlat bakalım. Yine cringe hikaye anlatayım. Biz şeyde, Gerçek Yeraltı'da Python'la Beta'yı konuk almıştık. Hı-hı. 2010 falandı muhtemelen. Aşırı keyifli bir yayın yapıyoruz. Zaten ikisinin birbiriyle uyumunu biliyorsun yani. Baş başa geldiklerinde muhabbetin şeyi çıkıyor, evet. Suyu çıkıyor. O zaman da Beta'nın böyle karakterleri vardı. Kubur, işte kim vardı ya? Emrecan Simidi vardı. Emrecan Simidi vardı. Bir karakteri vardı abi. S-Y-X-U diye yazılıyordu sanırım. Çok emin değilim. Hı-hı. Şey, C-Y-X-U. Hı-hı. Biz de bunu yayında Beta'ya sorarken telaffuzu kendimizce yorumlayıp Siksu'yu diye sormuştuk. Çok affedersiniz. Beta'da ben hiç böyle düşünmemiştim bu ismi. Öyle bir amacım yoktu diye bir açıklama yapmıştı. Geçen Epidemic Cypher'da onu hatırlattı. Şey diye. Ben hiç o niyetle ismi yapmamışım diye şimdi şarkının ismi direkt onu hatırlattı. Eyvallah. Benim de şarkı hakkındaki yorumum bu kadar abi. Evet. Tek kelimeyle herhalde... Küçük bir anekdotla şarkı yorumluyor. İkimiz de tek kelimeyle en ağır eleştirileri yaptık arkadaşlar sanırım hani. Ama gerçekten parçanın İyi. İsmi her şeyi özetliyor. Sikko'yu uğurluyoruz toplam 40 hayırla. Sıradaki parçamız Pelin 530. Evet. Evet, buna da geç 47 saniye dayanabildik. Bu evet, inşallah Araf'tır. Benim sordum. Araplarım sonsuz mu diyor, Araplarım sonsuz mu diyor. Gerçekten anlayamadım. Lilzey, Ece Seçkin ve çok az Rose, arabesksiz Rose. Biraz da Elanur. Çok az. Fazlasıyla Elanur, pardon, unuttum. Go-to'umuz unuttum. Greatest of All Time Elanur'u unuttum ben. Yani hani ortak bir şarkı yapmak isteseler herhalde Pelin olurlardı yani. Sevmedim. Ha, ama yani baktığımız zaman şeyden iyi. Bünyamin'den iyiler. Yani İyiler dediğim, hatta hala Pelin'i 5 kişi zannediyorum ben şu an yani. Evet, 3 kişi. Hatta şey 5.30 gibi. O yüzden neydi, değil mi? Ceza grubu muydu? 5.30 o yüzden değil haberde mi? Haberde şey vardı ya, aynen. Hani 5 kişiler diye 5.30. 4.20 yaptı, et gelmiş diye bir yorum var, o çok güzel bu arada. Ensar tahammül edemedik ya. Önceki şarkıdaki arkadaşlardan diğerine. Ne bileyim. Of. Evet, sırada merak ettiğim bir iş geliyor. Klibi biz yayına girmeden kısa bir süre önce yayınlandı. Yine Suikast albümünden Erciye ve Cepmen Hakan Aydınlık. Abi geçtim. Bence anladık şarkıyı ya. Yeteri kadar. Erciye kusura bakmasın, geçtik yani. Saygımızdan geç yazamadık deniyor chatte, doğru yani ama abi evet. Dediğim gibi ben artık sadece eski diye saygı duyamıyorum ya. Ha yine de bu şey değil. Çok. Şimdi sonuçta RG'ye yine de gidip Rain Man'le falan parça yapmıyor sonuçta. Yani o kadar da hani saygımı kaybetmiş değilim ama. Ya şöyle bir şey var. Bu eski MC'lerin çoğunda olan bir problem. Hani yeniyi yakalayacağız diye trap beat seçmeye çalışıyorlar ama berbat bir beat seçmişler abi. Kim yaptıysa kusura bakmasın. Galiba RG'nin kendi beat'iymiş bu arada. Evet. Hani çok kötü beat seçmişler. Sözler ve flow'lar çağın çok gerisinde. Hani sadece bu beat mantığı değil, bugün bu sözleri, bu flow'ları bir boom bap beat üstünde dinlesem de muhtemelen beğenmeyecektim. Üzdü. Bu parça üzdü yani. Ben, yani Kartel 95'te güzeldi, sonra değil abi maalesef. Yani. Bir iki ekleme yapayım o zaman. Tabii. Zaten hepimiz herhalde aynı yorumları yapacağız. Ben şey, Nakarat vs Beat 3'ünü birbiriyle aşırı uyumsuz buldum. Her şey uyumsuz abi. Aynı. Yani hiçbir uyum yok yani aralarında. Bir de bir yorum geldi chat'e. Erci şeyde Karakan'dan sonra yapmamalıydı diye Leo yazmıştı da RG Karakan'da yoktu. Ya aynı dönem işte. Sadece aynı dönemde, aynı dönemde. Aynı dönemde. Aynen.
O zaman o dönemi, ondan sonra da yaptığı şarkılar mesela solo albüm çıkardı falan. Onlar da Kartel projesi içinden çıkan, Kartel'den sonra çıkan daha doğrusu en başarılı işlerden biriydi onun solo albümü bence. Ha, bin araba mı? Ama işte Benim bugünün sound'unu bin araba mı albümünü mü diyorsun, sonraki albümünü mü diyorsun? Sohbetti galiba ya Ha, albümün adı, şu an tamam. Sohbeti yanlış diyorsun. Tamam. söylüyor olabilirim. Ne diyordum? Özür dilerim, böldüm, unutturdum ya. Unuttum. Dediğin gibi işte güncel sound'u yakalamaya çalışıyorlar ama böyle Yok. Karteli de yeniden diriltmeye çalıştılar falan ama çok başarılı olmuyor maalesef. Kartelin geri Bir de dönüşü şeyi de söyleyecektim. rezaletti bu arada. Catman diye okunuyor sanırım Aynen. diyecektim. Şarkının başında zaten Eskiden söylüyormuş kendi adını. Onu da bir ya parantezle şey yap. onu Yanlış kend okumayalım. onu kendi çıkardığı para albümünde kendisi Cap şey Japman diye okuyordu kanka, ya da Japman diye okuyordu. Aynen. O yüzden demek ki sonrasında Capman Hakan abimiz biraz İngilizce öğrenmiş. Ya çünkü ben kendisi zamanında öyle okuduğu için öyle okuyordum yani. Bu benim telaffuz hatam değil aslında Ya sana bir şey soracağım. Tabii. Biliyor musun? Hani bir fikrim yok ama Erciye ile Casus sanki bir albüm çıkaracaktı bir ara. Öyle bir söylenti Böyle hip vardı. hoplaş zamanından bahsediyorum. Öyle bir Söylenti söylenti. de değil hatta direkt haberini çıkarmışlardı. Ya söylenti dediğim, herhangi bir tracklist, albüm kapağı falan görmedik. Röportajlarından derleme bir olayda haber olarak verildi. Yeni albüm geliyor falan diye, ama single bile çıkmadı yani beraber. Hani Single çıktı galiba bir tane. şey var. Kadir abinin, Casus'un albümünde bir tane düetleri var. Onu vermişlerdi single olarak. Sonra albümde gördük o parçayı. Olabilir. Konusu geçti diye bir sana sorayım dedim onu. Diğer şey, Bayağıdır aklımda çünkü. yani mesela hakkını yemeyeyim, her ne kadar son dönemde ağır eleştirsem ve saygımı kaybetsem de, hani mesela Killa Hakan kendini daha da güzel güncelledi abi. Hani bu Kartel dönemindeki rapçilere veya bazı eski isimlere göre. Yeni soundlara uyum bazında söylüyorum bunu, objektif olarak. Yoksa yine saygımı çok kaybedecek durumlar oldu orada yani de. Ya onun birazcık şey farkı var aslında ya. Sen katılır mısın bu yoruma bilmiyorum ama Kilakan üretimi hiç kesmedi. Yani Olabilir. işte arada Kreuzberg albümünü falan filan çıkardı. Hani sürekli bir şey üretiyordu. Sürekli çevresinde rapçiler var. Sürekli çevresinde birileri var. Erci'nin o kadar çevresinde de insan olduğunu sanmıyorum camiadan yani. Olabilir. Uzun Arda, zamandır. Maestro ve şiire geleceğiz birazdan. Şey. Evet, bu katılır mısın derken ben buna katılabilirim kısmen. Evet, ama yani bir de şey var abi. Hani çevrenden kopsan da sonuçta dinlemeyi ya da işte kendi kendine bir şeyler yapmayı bırakmazsın ki yani. Hani ben müziği bırakıyorum diyen insanların kaçı gerçek manada müziği tamamen kenara koyuyor? Üretmeyi kesebilirsin ama tam kopamazsın abi senin, çünkü senin sen yapan şeylerden bir tanesi de dinlediğin müzik tarzı yani. Öyle ama bak konuştuğumuz insanlar bizden yaşça oldukça Tabii büyük tabii tabii tabii. insanlar. Onların ne yaşadığını şu anda büyük ihtimalle kestiremiyoruz tam. Sadece tahmin edebiliyorum. Çevrendeki insanlardan yola çıkarak tahmin ediyorum. Bunlar evlendiler, çoluk çocuğa karıştılar, işte hayat şartları, müzikten geçimini sağlayamadılar, başka para kaynaklarına ihtiyaçları oldu falan derken kopmuş olabilirler. Bunu Ama saygıyla karşılarım ben. buna bir de karşı tezim var mesela. Serhat hiçbir zaman kopmadı ama Serhat da kendine güncelleyemiyor. Hep çok kötü yapıyor. Bu biraz da yeteneklerle alakalı. Hani Killa Hakan çok 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 yetenekli değil ama hani Serhat'ı RG'ye falan göre kendini daha iyi güncelledi anlamında onu söyledim. Ama dediğim gibi ben Killa Hakan'a olan bütün saygımı kaybettiğim o ayrı mevzu, ama bunu söylememiz lazım yani. Hani Ceza, Fuat, Sagopa Kajmer üçlüsünü geçiyorsak günümüzde hala yaşayan eskilerde hani hakikaten en azından bir çizgi tutturmayı kısmen de olsa başaran Kila var yani. Şu an şeyden bu yorumları yapıyorum, hani bu parça beni üzdü yani. Böyle bir dönüş beklemiyordum. Kartel'in dönüşü de 2010'larda çok üzmüştü, bu da üzdü yani. Ha, severiz, saygı duyarız Erciye tabii ki de. Ya Erciye'nin şeyi de var. Hala içinde bir heyecan da var. Ben onu hissediyorum. Çünkü geçen sene Eylül falan da galiba bu şeyde Red Bull'un müzik festivalinde bir Aynen, sen gitmiştin. Karakan değil. Neydi ya gecenin adı? Berlin'le İstanbul'un kardeş şehir olmasının işte yıl dönümü sebebiyle bir etkinlik yapmışlardı. Orada mesela sahneye çıktı aldığı reaksiyon, o reaksiyona verdiği kendi tepkisi falan bayağı sıcaktı. Hani bir şeyler yapmak istiyor belli. Ama işte bence eksiklik burada çevresini kaybetmiş olması. Bana öyle geliyor. Eyvallah. Sen çok katılmasan. O zaman sıradaki parçaya geçiyoruz. Bunun üstünde durduk yeterince. Aynen. Ben bir oradaki özü alayım mı? Yapmıştım ya. Tamamdır. Ulan burada ama. Ulan Tamamdır. burada. Tamam, sorun yok. Ben yorumları okuyorum biraz da. Bence o dönem kendini geliştiren 9 canlı var. Evet, 9 canlıyı da geliştirdiğini söyleyebilirim. Ama 9 canlı hakkında tek benim şeyim, ne kadar doğru bilmiyorum. Bir Ghost Producing, çok özür dilerim. Ghost Writing muhabbetleri duydum. Ama şahit değilim. Hani bilmiyorum o yüzden. Hani öyle bir şey varsa biraz zedeler benim gözümde konumunu, ama katılırım buna. Erciye ve Kabus Kerim ortak bir albüm çıkarsa süper olur aslında benim gözümde. Evet, ama abi şu soundla çıkacaksa ben böyle bir şey duymaktansa bildiğim gibi kalsınlar isterim ya.
Baran abi dünkü yayından soru sorabilir miyim demişsin. Tabii ki Mali gelene kadar buna vakit ayırabilirim. Kontkar Türkiye'de trap mi yapıyor yoksa pop rap mi yapıyor? Son yayından sonra merak ettim. Mutfak serisi trap denebilir sanki. Evet, mutfak serisi trap denebilir ama mesela Sürtü'ye bak, tam bir pop rap şeydi yani. Hatta sansürlü versiyonu fıstığa bak. Yani bu şey değil. Dünkü yayında da söyledim. Her MC'yi tek kalıba sokamıyoruz. Bazı MC'ler çok janra içerisinde eser verebiliyorlar yani. Buna globalden örnek vereyim en iyi bileceğiniz. Eminem mesela 98 ve 99'da çıkardığı ilk iki albümünde ağır horror core esintileri varken bir dönem özellikle çok hafif böyle pop rap ve gangster rap karışımı soundlara girdi mesela. Hatta son yıllarda chopper soundunda işler deniyor diyebilirim. Bildiğiniz Rap God parçası gibi. Hani bu biraz MC'nin yetenekleri ve yapmak istedikleriyle paralel giden bir şey yani. Herkesi tek bir tarz altında adlandırmak çok doğru olmuyor. O zaman sıradaki parçamıza geçiyorum. Atik, bıraktım kendimi. Bunu da Flow Radyo'dan gördüm, aldım. Bu arada evet, geç yorumlu baskın geldiği için yine geçtik. Ve şey, Halilcan şey demiş, bu tanıdık bir ortamlarda ceza ondan paylaşmıştır. Atik'i ben de Kadıköy ortamından biliyorum. Hatta çok çok eski tarihte Dapoet'in bir beatine yaptığı parçayı dinlemiştim. Hani o zaman daha yolun başındaydı ama... Şu güne geldiğimizde herhangi bir üstüne taş koyma görmüyorum. Üzgünüm, çok zayıf. Ve benim şaşırtan şey ise cezanın paylaşmış olması yani açıkçası şu an. Çok zayıf bir iş abi. Afrotrap altyapı, daha doğrusu altyapı afrotrap olabilecekken melodilerle ritim afrotrap değil. Ortaya karışık bir şey var. Vokal aşırı durağan ve kötü. Kötü bir vokal. Bu parçada da hani 55 saniye dinleyebildik ama iyi bir şey duymadım ve cezanın paylaşmış olması beni bayağı şaşırttı şu an yani. Abi meraktan soruyorum, bunları gerçekten dinleyen var mı? Abi bu soruyu ben de kendime ve dinlediğimiz parçaların çoğuna soruyorum ve cevap alamıyorum maalesef ya. Emre var işte, biz dinliyoruz her hafta. Ceza Selo'yu da boostlamış diye bir şey geldi. Doğru. Sıradaki 2-3 tane daha net değişi var ama sadece birini dinleyip geçeceğiz. Çünkü eski bir isim olduğu için dinleyeceğiz. Diğer net değilere girmiyorum artık, yeter işkence çektiğimiz. Son net değişimiz geliyor. Efe Flow yok yok. Evet, Efe Flow da üzdü. Efe Flow da TikTok'u oynayıp para kazanma kafasına girmiş sanırım. Hani verse fena gitmeyecek gibiydi ama sıktı. Hani verse'un başlangıcını sevdim. Nakarat, klasik papağan nakarat kafasında yine. Her zamanki gibi. Bu janrada da çok gördüğümüz bir şey. Beat yine stock beat kafasında. Maalesef Efe Flow da üzdü. Hani çok kısa bu şekilde değerlendirip ilerleyelim diyorum ben Mali. Sen ne diyorsun? Aynen. Emir tamam. Kemal, ben de Efe gerçekten... Efe Flow da işte... Ben de gerçekten artık iyi bir şeyler dinleyelim istiyorum. Umut, henüz bakmadığım 2-3 parça var burada. Onlardan umutluyum ama hadi hayırlısı. Ya bu biraz önce konuştuğumuz mevzu işte. Piyasadan bir süre uzak kalınca tekrar geri dönme sıkıntıları ama burada sıkıntıdan öte bir şey var ya. Belli yani amaç. Rüzgar'ın Siyah parçasına bakalım. Albümde aynı ismi taşıyan sırada. O zaman Rüzgar Siyah gelsin. Evet. Yine geç yorumları geldiği için geçtiğimiz bir şarkı daha. Evet, ben de Benfero'ya bayağı benzettim ilk verse'ü, chatte de söylenmiş. Beat de sıktı ama dediğim gibi ben bu tip beatlerden aşırı sıkıldığım için de sıkmış olabilir. Yoksa aşırı kötü bir beat değil ama çok sıkıldım artık bu sound'dan yani. Vokalin de çok bir esprisini göremedim. EP'deki diğer şarkılarına bakmadım. Onun için EP genelinde bir yorum yapmıyorum ama bu parçayı, albümde aynı ismi taşıyan parçayı sevmedim. Bire bir altına imza atıyorum. Hatta ben sıkıldım. Bir ne içiyorsun diye ona bakayım dedim ama girmemişsin galiba. Bugün güncellemeyi unuttum onu. Normal FK'den son içiyorum bugün. Klasik biraz yani. Tamam. Sıradaki parçamız Boom Bap. Hızlıca geçtik bunu da çünkü dediğim gibi üstüne çok yorum yapabileceğimiz bir şey gelmiyor. Sıradaki parçamız Kankanoid. Ne habersiniz? Evet. Başlayacak mısın Ali? Ben mi giriş yapayım? Sen seç. Ben başlayayım ya. Ben senin kadar öyle aşırı sevmedim şarkıyı ama hani geçtik de bir şarkı değil. Aşırı böyle bir 2010'lar havası evet. Var zaten şarkıda. O yüzden hoşuma zaten. Gitti. Ve muhtemelen sen de o yüzden. Evet, aynen. Özlediğim bir sound olduğu için sevdim yani. Scratch kısmında ikimizin de yüzünde oluşan gülümseme. Bu arada şunu söyleyeceğim, hani Sagopa Kajmer'in EP'sini saymazsak genelde duyduğumuz scratchler ya hatalı scratchler ya oturmayan scratchler ya da kötü scratchler oluyordu. Bu parçada düzgün bir scratch duydum ve Sagopa'nın son dönem için konuşuyorum. Sagopa Kajmer'in EP'sindeki scratchlerden sonra yakın dönemde duyduğum en iyi scratchler bu parçada. Bunu belirteyim. Sonra sen devam et. Yine Global'le karşılaştırınca çok üst düzey tabii, değil ama bu söylememiz. Tabii. Gerekiyor da Türkiye standartlarında söylediğine katılıyor.
Onun dışında ses tonu beni biraz rahatsız etti yani. Hı-hı. Muhtemelen normalde öyle açıp dinlemem ama hani kötü bir şarkı değil kesinlikle. Ama ses tonundan yana. Bir de böyle bazı yerlerde çok standart kafiyeler vardı. O birazcık bir tık rahatsız etti. Evet. Ama onun dışında güzel şarkı. Bugünün iyi işlerinden bir tanesi bence. Yorumlarına katılıyorum abi. Muhalif olacağım bir şey yok. Ses tonu kullanımını ben de biraz daha kendini kasmadan daha doğal tonda okumasını tercih ederdim rap vokallerini. Nakaratı bayağı sevdim hani. Yakalıyor en azından, sevdim ne diyeyim. Basit kafiye ve işte bazı yerlerde hatta rhyme olmamasını ise dediğim gibi ben kendisinin bizzat da tanırım. Hani gurbetçi olmasına bağlıyorum çünkü yani günlük kullandığı dil Almanca olduğu için biliyorsun ana dilleri Türkçe de olsa zayıf oluyor. Hani aşırı kompleks bir şey yazamadıkları için bu da bir eksi tabii ki, hani buradan şey yapmayacağım, hani bu da bir eksi ama onu bu sebebe bağlıyorum yani. Ama şarkıdan ben sıkılmıyorum yani, dediğim gibi muhteşem bir parça geliyor gibi bir giriş yapıp beklenti yükselttiysem özür dilerim ama şu an dinlediğimiz en iyi işlerden bir tanesi yani, bugün dinlediğimiz şu ana kadar. En azından sonunda bir parçayı sonuna kadar dinleyebildik, bayağı bir parça sonra yani, geç demedik. RC'yi bile geçtiğimiz ortamda bunu geçmedik en azından yani, bence yeterli bir parça bugünün iyi parçalarından abi. Dediğim gibi biraz... kafiye, basit kafiyeler eksi olarak toparlamak için söyleyeyim. Kafiyelerin basitliği biraz eksi. Ses tonunun biraz fazla kasıntı kullanılması biraz yorucu bir şekilde kullanıyor gırtlağını. Hani bu eksi. Bunun dışında ama beğendim ben. Ve dediğim gibi scratch'ler de hani tabii ki globalle, Amerika ile falan kıyaslamadan Türkçe rap için iyi scratch'ler dinlediğimi düşünüyorum bu parça için yani. Evet, kafa sallattı en azından ya, chat'te de dendiği gibi. Sıradaki parçamız. Ekleyeceğim bir şey yoksa geçiyorum. Yok abi, güzel bir şey. Diğer Pala, Uzak Ol. Evet. Buna da geç kararı çıktı ama ben bunun üzerine en azından bir şeyler söyleyebilirim. Sen ne diyorsun bilmiyorum ama. Sen başla abi, benim ekleyeceğim bir şey olursa bir iki not aldım, onları söylerim. Abi şöyle, fena başlamadı. En başta mesela aranjesini beğendim parçanın ama mesela şey kötü olmuş. O keman dokunuşları dokunuşla kalsa iyiydi. Bir yerden sonra fazla arabesk ve oryantalist kafaya dönüyor şarkı. Hani bu kısım kötüydü ama mesela 2-3 hafta önce dinlediğimiz Bilal Sonses ve Roz'un işindense çok daha başarılı bir çalışma olmuş. O manada bir parça yapmaya bakıyorsak. Ha, muhatabı beğenir. Evet, ben de tekrar dinlemem. Ama hani zaten parçanın bizi hedeflediğini düşünmüyorum. Yani burada hiçbirimiz düşünmüyoruzdur bunu. Ama şey değil. Hani kendi canlısı içerisinde kötü bir parça değil. Yani o demin verdiğim örnek, Roz ve Bilal Sonses'in işine falan aynı kafadaki işlerine kıyasla baktığımız zaman çok çok daha iyi bir iş. Ama ben mesela kullanılan arabesk etkinin tadında bırakılmasını tercih ederdim bu parçada. Yani olmuşken olacakken olamamış diyorum yine. Ama yani kendi canlısı içerisinde kötü sayamam. Bu kadar benim yorumum. Ya benim ekleyeceğim bir tek şey olabilir buna. Chat'te de biraz değinilmiş zaten. Diğer Pala hatırlıyorsundur ilk çıktığı zaman. Gayet sağlam para yatırdı aslında bu işe. Alanındaki en iyi isimlerle çalıştı. Hem işte prodüktörlerle hem mix konusunda bayağı sağlam isimlerle çalıştı. Yapmışken en iyisini yapma hedefi olan bir insan. En azından o zaman öyleydi. Şu anda bilmiyorum. Şu anda ben de bilmiyorum. Şu anda bilmiyorum. Hani bir bağlantım olmadığı için o zaman... çevresindeki insanlarla ufaktan bağlantım var diye hani ne yaptığını biliyorum. Ne yapmak istediğini biliyordum ama işte oradan sonra nasıl bu noktaya geldi? Oradaki kopuş, orayı kaçırdım ben. Ya bugün chat'te de değinilmiş. Yine böyle Ezel Gazapizm seviyesinde bir bilinirliğe ya da işte üne sahip olabilirdi. O aradaki kopuşu kaçırdım ben ya. Yani çok daha iyi işleri var çünkü geçmiş dönemde. Yani zaten bunu rap olarak değerlendirmeyeceğiz muhtemelen de. Yok, rap olarak değerlendirmiyorum zaten onun için dedim. Aynen. Kendi canlısı içerisinde kötü bir iş değil diye o yüzden dedim. Çünkü mesela Bilal Sonses'ten yine hani rap soslu beatlerin üzerine arabesk dinliyoruz mesela, ya da işte Azerbaycan türkü Sura İskenderli vardı falan, onların yanında çok çok daha iyi bir iş. Hitap ettiği kişi, muhatabı biz değiliz bu işin. Ama muhatabı için en azından bir tık daha iyi bir iş. Sadece keşke o arabesk dokunuşlar tadında kalsaymış, o keman dokunuşları falan yani mesela. Yaylılar tadında bırakılsaymış çok daha tatlı olurmuş yani. Ama kesinlikle rap başlığı adı altında değerlendirmiyorum yani bunu. Ama hani Diğer Pala'yı görünce bugün yeni parça diye aldık listeye hani. Çünkü aynen, ilk hiç kez... rap sosu da yok zaten. Yok, zaten ben ilk kez yayında dinledim. Daha önce dinlemiş olsam muhtemelen bu parçayı hani bu playliste almazdım açıkçası yani. Sıradaki parçamıza geçiyorum o zaman. O zaman Ege Çubukçu ve Alişat, Kamikaze geliyor.
Chatten geç karar çıktı. Hadi bir Ali Şat'a da bakayım geçeyim diyordum da hani baştan alacağımı aldım, beğenmedim Ali Şat'ı da. Bakmasak daha iyiydi hakikaten, yani kötü bir vokal. Ege Çubukçu neden bahsediyor burada, kendisinin bir fikri var mı çok merak ediyorum. Hani bu şarkıda ne anlattığına dair bir fikri olan var mı aramızda? yani çok çok cringe, çok cheesy line'lar, çok basit satırlar var yani. Beat'te bir yerde şey bekledim, beat'te de hani bir yerde böyle bir drop girecek, başlayacağız zannettim. Olmadı öyle bir şey yani. Aynen 45'te falan bir şey girdi yani, ama o da senin kastettiğin değil. Hani ben davullar falan yokken girecek, sonra bir dropla başka bir yere doğru yelken açacağız diye bekliyordum. Hiçbir şey olmadı yani. Ve ben de onu bekliyordum çünkü. Bu mesela Ege Çubukçu'yu da ilk başta çıktığı döneme göre son dönem işlerini bir tık daha fazla beğeniyordum. Hani mesela Kontkar'ın Puffin Like Animal mixtape serisinin 3. bölümünde ben performansını beğenmiştim. Çok çok yeni değil ama mesela Parti İstanbul kendi pop rap janrası için güzel işlerdi vesaire. Daha yakın dönemden de bir şeyler sayabiliriz. Ama bu parça onlardan biri değil ya, olmamış. Yine Bad Trip de fena bir deneme değildi mesela. Evet evet evet, Bad Trip de fena bir deneme değildi ama ya burada gerçekten olmamış. Beni hiçbir şekilde yakalayamadı yani. Ben aynısını söyleyecektim. Bir ne zaman böyle yükselecek, ne zaman değişim duyacağız onu bekledim de. Onu yakalayamadım. Bir de ilk giriş neydi ya? Evet yani. Bir de nakaratmış galiba ona. Bir de nakaratmış, bir kere daha okudu çünkü aynı yere. Çok cheesy line'lar dediğim oydu. Ay sırtım kaşındı. Bu bilgi de bizlerle paylaştığıma göre. Burayı klip olarak kesebilir miyiz burayı? Ay sırtım kaşındı. Ay, o şey minik ellerden var ya böyle. Bizimdeyiz. Eminönü'nde satılan onlardan. Aynen. Alıp keşke şuraya koysaydım şu an şöyle. O da şey değil mi? Voodoo büyüsü aparatı gibi durmuyor mu onlar? Minik minik eller böyle. Sen nasıl bir hayal dünya, nasıl bir bilinçaltın var? Çok korku filmi seyrediyordum ya. Neyse. O zaman merak edilen parçalardan birine geliyoruz. Sıradaki parçamız o parça. Şiir ve Maestro, Haydarpaşa Garı ve Var Olmanın Doğası. Evet. Chatten geç kararı çıktı. Muhtemelen Maestro'nun verse'ü beklediğimiz için biraz geç için beklediler. Çünkü 5,5 dakika bu parça için aşırı uzun. Ne anlattığını bilmiyorum. Aşırı. O kadar uzun süre. Ben başlayayım kanka. Sonra yorumumu yapayım. Tamam. Pardon, sonra sana sözü bırakayım. Ben anlıyorum artık seni abi. Saatler ilerledikçe normal. Abi yok, bir de hakikaten gerçekten ben mesela Hip Hop 101'lerde şeyden tekliyorum arada mesela. Bir sonraki cümlemi yanlış kurmayayım çünkü o önemli bir yayın, hani insanları bilgilendiriyorum falan gibi durumlardan çok düşünerek konuştuğum falan dediğim çok oluyor mesela, ama hani buradaysa aksine hani şey gidiyor bir yerden sonra artık beyin akmaya başlıyor ya, buradaki sıkıntı o yüzden, o biraz yani. Şarkı bitmiyor, bir şarkının bir bu kadarı daha var yerin altında. Beat mesela şey var, Şiirbaz da boom bap yapmaya çalışan birisi ama boom bap yapmaya çalışan derken şey var. Eski kafa beatler duyuyorsunuz ama boom bap tam olarak bu değil abi. Mesela Kankanoid'in beat'i daha bir hani boom bap'i size daha net anlatıyordu. Ya da işte Hip Hop 101 yayınlarında daha net gördünüz örneklerini. Hani bu sadece bu beat kategorisini ben 2007-2012 arasındaki Türkçe rap beat'i kategorisine koyuyorum. Çünkü yine hani durağan gidiyor. Hani böyle bir şey duymuyoruz. O, hani seni yakalamıyor. Şu hareketi yapmıyorsun mesela boom bap'te dinlediğin gibi. Bu kafayı sallatmıyor sana. Mesela. Şiirbaz bu ara şarkı isimlerini biraz makale yazar gibi yazıyor ve hani sanki her şarkı isminden ayrı bir indie rock grubu kurabilirmişim gibi hissediyorum. Geçen haftaki işinde de o vardı. Hani babam ve kırık oyuncakların bir şeyi bir şeyi diye. Bu da Haydarpaşa Garı ve Var Olmanın Doğası. Hani bu tam indie rock grup isimleri bunlar yani. Şiirbaz 2011'den beri aynı rapi yapıyor. Bu ne zaman dinlesek aynı yorumu yapıyorum. Hani seveni var. Farkındayım onun. Hani Twitter'da falan takipleştiğim için onu retweet eden, öven insanları görüyorum o retweet yaptıkça. Ama kendisini insan olarak hani arkadaşım da olsa Ankara'ya gittikçe paslaşsak da hani alınmayacağını düşünüyorum bu yorumlarımı hani. Kendisine ben uzun süre mesela bu parça için 5,5 dakika tahammül edemiyorum rap vokal olarak. Beni çok yoruyor. Maestro ise hani mesela ben ilk Sokağın Rüyası dönemlerinde falan çok beğenmiyorken ve Trip'in de bir döneminde pek beğenmiyorken son dönemde Maestro'yu beğeniyorum. Bu parçada Maestro yine iyi abi. Hani en azından hani sesini kullanış şeklini ve flow matematiğini özgün buluyorum Türkçe rap içerisinde ve beğeniyorum açıkçası.
Hani mesela Heja ile yaptıkları parçada da Heja'yı bayağı beğenmediğimi söylemişken orada da Maestro parçayı kurtarıyor gibi demiştim. Burada da aynı şeyi söylüyorum. Burada Maestro parçayı kurtaracak gibi. Eğer bir verse daha var mı bilmiyorum, parçayı geçtik ama. Hani 5,5 dakikayı kurtaramayacak gibi bile olsa özellikle Maestro'yu beğendim. Ve scratch'lere de değinip sözü sana bırakayım. Mesela scratch duymayı özellikle diyorum ama bu kötü bir scratch abi. İyi bir scratch değil bu. Hani oturmuyor. Çok bir esprisi yok. Hani bu scratch'ı duyduğumda da yüzümde bir tebessüm oluşmuyor benim maalesef yani. Bilmiyorum ya, bana scratch'in kötüsü bile kafa sallatıyor. Bayağı özlemişiz herhalde. Ben bu yayınları yapmadan önce fark etmemiştim de. Bayağı özlemişim ben birisi olarak. Abi sen zaten benim söyleyeceğim hemen hemen her şeyi söyledin. Benim çok ekleyebileceğim bir şey kalmadı yani. Hı hı. Ben de şey diyecektim işte. Maestro ile ilgili senin söylediklerine birebir katılıyorum. Geçmiş dönem ve şu anki çıkardığı şarkılar konusundaki yorumuna. Bunu listeye eklersem, devamında varsa eğer başka Maestro versus, muhtemelen onun sayesinde ekledim. Eyvallah. Ama dinlemediğimiz için bir şey diyemiyorum. Ben mesela, de dinlemedim burada çünkü şarkının tamamını. Bu çok özür dilerim. Burada da övülmüş. Maestro'nun son solosu da bayağı iyiydi. Evet, onu hatta geçen hafta dinledik. Bayağı beğenmiştik yani ikimiz de. Emir Kemal yazmış. O scratch yerine iyi bir nakarat koysalarmış, evet, keşke diye. Bence o scratch yerine daha iyi bir scratch koysalarmış. Bir de Kör Savaş'taki birebir aynı katı kullanmak çok iddialı ya. Evet, çok yani daha iyisini yapamayacaksan ya da aynı seviyede yapamayacaksan fazla iddialı. Yani kült olmuş şarkılardan bahsediyorsak eğer biraz fazla iddialı. Şeyi de fark etmişsin, fresh katı, hani o meşhur Get Fresh plağı vardı ya, yani biz özellikle Türkçe rapteki her scratch'te artık ben o fresh katını duymaktan çok sıkıldım abi. Abi bütün scratch plaklarında var neredeyse, normal yani o yüzden. Da ya, ne bileyim bizim hani ülke olarak da ya, ama bak şuna katılırım. Çok çok özür dilerim, hani ölüyorum çünkü şöyle bir gerçek var. Bu Türkçe rapte duyduğum scratch'lerin çoğu gerçekten plakla atılmıyor aslında. Bu arada Baran Şen diye mi okunuyor? Baransın 35 ya da öyle okuyayım, o düzeltir beni. Takip için teşekkürler, hoş geldin. Plakla atılmıyor dememin sebebi şu. Da hep konuştuğumuz mevzu. Hani plakların pahalılığı, işte pick-up'ların pahalılığı, euro bazında bunlar. Malzeme tedariğinin zorluğu sebebiyle bildiğimiz manada turntablism Türkiye'de yaşamıyor aslında. Hani bunlar dijital gereçlerle, hani arayüzlerle o şekilde atılıyor. Buna atıldığın zaman zaten senin atıyorum bir scratch plağı kullanmadığın için fresh'e ihtiyacın yok. Herhangi bir acapella'dan da scratch'ini atabilirsin. Neden hala bu kafada ilerliyoruz? Yani onu merak ettim. O fresh sesinin kat olarak kullanılması da bir sıkıntı yok. Ama şey var. Bu belli ki bu scratch bir plaktan çıkmamış. Neden? Hani onu sorguluyorum sadece yani. Yoksa scratch plağıyla atılsa hemfikirim. Evet, her scratch plağında çünkü çok stok sesler var, özellikle Türkiye'de ulaşabildiğimiz plaklarda çünkü yani. O zaman evet, onu diyecektim ben de. O zaman anlarım. Yani şu anda hiçbir şeye ulaşamıyoruz zaten. Hani hem döviz kurlarıdır, gümrüktür vesaire. Eskisi kadar kolay değil zaten ama dediğin gibi dijital bir ortamda atıldıysa mantıksız. Çok da dediğin gibi senin hani pick-up'tan atıldığını sanmıyorum ben de. Çok öyle durmuyor yani. Emir Kemal, şu ses, scratch var zaten şu an. Burada bir açayım sana, kısaca orayı dinleteyim, anlayacaksın fresh sesinde dediğim. Aynen bak, şurada çık 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 yapan kısım var ya, o... Bir de AY vardır. Klasik, bir de evet, klasik AY diye bir vokal vardır. Hani klasik scratch çok güzel yaptın standart gelir. Eyvallah. Bir daha yapsan onu bir kaydedelim, şey olur. Plak olmasa oradan scratch atarız. Eyvallah. Ben konuşurken değil ama normalde. Tamamdır. Ya aldın alacağını yani, neyse. Aldım alacağım. O zaman sıradaki parçamıza geçiyorum. Hani bu parçayı da çok sevmedim. Sadece bir yorum daha ben okuyayım. Chat'te yazıldı, arada kaynadı. Nerd Samurai yazmıştı. İstanbul Trip'teki isimlerle niye çalışıyor? Aralarında uyumsuzluk var şiirle diye. Hı hı. Ona kısmen katılıyorum ben de. Yani hani şiirle Maestro'nun arasında sen uyumsuzluk olduğunu düşünüyor musun bu şarkıda bilmiyorum ama. Ben de düşünüyorum, evet. Sıradaki parçamız Rushness Tarih. Evet. Evet, seri geç kararı çıktığı için yine geçiyoruz. Evet, kıvılcım bekliyorlarmış. Evet. Bu arada bunun da değineceğim bir noktası var. Rushness biliyorsunuz Sweet Beatmakers'dan beri var olan ve bir dönem underground camiayı beatleriyle bayağı beslemiş bir isim. 2008 döneminde Olympos'u falan. Orontez'den bir isim aslında. Müzikal bir hata yok çünkü zaten kendisi konservatuvardan geliyor ve bir hatalı okuma görmüyorum. Ancak basit sözler ve bu kadar yoğun autotune kullanımını, bu tercihini sevmedim. Ben onu daha çok onun eski Star Sound'unu daha çok seviyorum ama bu eski dediğim yine 2008-2009 dönemlerinde yaptığı soundlar. Bir süre sonra Taladro ile bir arada çalışmaya başladıkları zaman, hani düzenli olarak ortak çalıştıkları zaman bendeki albenisi biraz bitti. İnsan olarak hala severim. Hani çok görüşemediğim bir arkadaşım, yıllardır haber almadım ama.
Ya bu şarkısı şu açıdan üzdü. Müziği bilen ve müzik üzerine akademik eğitim almış birinden daha farklı işler duymak isterim ya. Bunu değil. Bu açıdan biraz üzerine konuşacağım dediğim mevzu buydu yani. Bu kadar mı abi? Bu kadar. Hani sadece bu hani biraz Aha. üzüntümü belirtmek istedim yani. Bir iki ekleme yapayım ben. Bu arada chatte de Ya Doğu Doğu Akdeniz, Akdeniz evet. Ya bünyesindeydi Doğu Akdeniz kısmını. bünyesindeydi, doğru. Acarlarla falan beraberdi ama Antakyalı ve Keyoğlu'ların yanında büyüdü yani. Bayağı ilk piyasaya girdiğinde aslında Orontes bünyesindeydi, o yüzden dedim. Anladım. Bu Emre'nin yazdığı bir yorum var. Onunla ilgili bir şey söyleyecektim ben de. Bu kadar basit söz yazıyorsan bari tipografi videosu yapma diye. Bunu Evet, önceki evet. haftalarda başka bir şarkıyla ilgili de konuşmuştuk yine. Ki onda sözler bundan daha kompleksti. Hatırlamıyorum Yani bana o şarkıyı da, kısmı evet. aşırı, ben de şarkıyı hatırlamıyorum. Sadece içeriğini hatırlıyorum Ben de. konuştuğumuz için. Ya yani aşırı basit sözlerden öte aşırı basit kafiyeler. Bir saniye. Ateş, Büyük ey şehir dinlenecek falan daha, diye. dinlenmedi. Verse kötü böyle nakarata girince bir acaba toparlıyor mu diye bir hissiyat oluştu ama olmadı. Dediğim gibi Toparlamadı yani. yanlış okunmamış nakarat olarak ama beni açmıyor. Aynen. O zaman sıradaki parçamız Hidra Veronica. Evet. Hidra Veronica'ya da chatten geç çıktı ama Veronica ve Samra'nın Katalaya parçası arasındaki benzerliği siz de yazmışsınız, aranızdan birkaç kişi de yazmış. Ben de en başından beri, hatta biraz o yüzden parça başladığında, nakarata duyduğumdan beri biraz gülüyorum arada böyle. Bir de size Samra Katalaya'yı açayım. İşte bu benim hiç sevmediğim bir olay ya artık. Yeterlidir diye düşünüp durduruyorum. Evet. Özellikle bizim camiada herkes birbirini şundan çalıyorsun, bundan çalıyorsun diye suçlarken, suçlayanlar dahil herkesin bir yerlerden bir şeyler almasından ben aşırı sıkıldım abi. Parça genelinde Hidra'nın kötü parçalarından biri diyebilirim. Çok daha iyi işlerini dinledim. Kendi seviyesinin altında buldum parçayı. İlk verse'deki flow'lar falan güzel, eyvallah, hakkını yemeyeyim ama yani nakarat Samra Kataleya'dan birebir alınmış yani. Bu benim saygı duyabileceğim ya da övebileceğim bir şey değil maalesef. Üzgünüm Fatih. Klip bile aynı neredeyse ya. Bu çok Aynen. kötü. Açılış sahnesine kadar. Aynen. Yani işte benim bahsettiğim sıkıntı bu abi. Hani tamam bir şey üretelim falan ama ya üretkenliğimiz tükendiyse de ara verelim ya. Hani bu sizi küçük düşürecek bir şey değil. Misal ben kendimden örnek vereyim. Sen daha iyi biliyorsun. Ben karantina süreci kötü etkilediği için ben nereden baksanız Nisan'dan beri doğru düzgün beat yapmıyorum. O içimden gelmiyor, olmuyor. Hani biraz da yayınlara başlamamızın motivasyonu benim can sıkıntımdı zaten yani. Başkasından bir şeyleri alıp onu sanki benim işimmiş gibi vereceğime bir süre ara vereyim ya. Bu üzdü beni yani açıkçası. Bizim popçuların 70-80 dönemindeki cover döneminde gibiyiz biraz yani. O his bana da geçiyor. Vizyon Başkan söylemiş. Aynı his bana da çok geçiyor yani. Jimbax'ı bizlerden dinliyor musun? Standartlaşan işlerden biraz daha farklı. Abi bugün bayağı bir parça dinleyeceğiz. Bugün sizden gelenler yapmayız. Çünkü yayın 3 saate koşuyor. Daha bayağı bir parçamız var. Bu hafta bayağı bir şey çıktı. Ama söz haftaya çalacağım. Mari sen konuş, ben parçaları bulayım. Sen de bir şeyler söyle bu parça hakkında. Abi senin söylediğin üstüne ne diyeyim işte %100 doğru. Ben şarkı dinledim daha önce merak ettiğim için. Sonuna kadar dinlemedim de hani bir baktım ne anlatıyor ne yapmış diye. Ama benzerliği bilmiyorum çünkü bu şarkıyı bilmiyordum. Neyse sayesinde playlistime başka bir şarkı eklemiş oldum. Ben Samra Ben de Katale'yi de Hidra bayağı seviyesi. severek dinliyordum bu arada yani, evet. Bana gelmedi yani duymamıştım ben daha önce. Üzdü yani genel olarak Hidra seviyesinin altında. Senin yorumun da o şekildeydi zaten. Aynen. Chat'in yorumu da genel olarak o şekilde. Ve Ya üzdüm, bugünün kötü üzüldüm yani. işlerinden biri değil ama Üzüldüm. Abi iş orijinal olmadığı için ben bunu iyi işlerinden biri de işte sayamam evet. yani. Evet, Köst ve Kolera'yı da listeye Üzülüyoruz. ekledik. Yine de bakarız. Ama aynen, Netteye Batağına ancak çok az parçanın çıktığı haftalarda düşebiliriz bundan sonra. Sıradaki parçamız Epidemic Cypher'a bakacağız. Son bölümüne. Kadro olarak Rooster, İhtiyar, Yusuf Altınlar, Mes ve Mithat Dalgıç var. Pick-up'ların başında yine ben varım. Haydi bakalım o zaman. Evet. Kanka istersen yine bir ufaktan freshman bu sayfalar ne yapıyor? Çok ufak bahsedelim sorumuz çünkü Ya atlamayalım onu yine. sorulduysa söyleyeyim ya, Freshman Cypher Double XL dergisinin Amerika'da yaptığı bir şey. Her sene o sene çıkış yapacak MC'leri
bu dergi bir cypher'da performans yaptırır. O bu MC'lere performans yaptırır. Bu şu demek, hani bu sene siz bu insanlar bu sene çıkış yapıyor. Siz gelecek yıllarda bu isimleri duyacaksınız. Aralarından süperstar da çıkabilir. Kariyerinde istediği başarıyı tutturamayıp silinen de çıkabilir ama bu sene bu insanlar bir öne çıktı diye sunulan bir şeydir yani. Epidemic de bunu yaptı. Türkiye'deki ilk uygulaması. Bence güzel bir girişim. Umarım devamı gelir. En sevdiğim beat buradaki beat açıkçası. 3 cypher içerisinde. İkincideki boom bap kısım dahil bu arada buradaki beat. Performanslara geçeyim ben. Senin ekleyeceğin bir şey yoksa cypher geneli için. En sonunda değinelim dedim. En sonunda diğer 3 cypher'a topluca bir değineceğim zaten. Yani şu bence şu iyiydi, bu aynen, kötüydü gibi. Rooster ilk verse'ünün başlarında fena gitmiyorken ikinci verse'de fast rap deniyor ve aşırı kelime yutuyor. Bazen ritmin gerisinde kaldığı yerler var falan. Hani iyi başlayıp kötü bitiyor. Çok aşırı tutmadım Rooster'ı. Muhabbetini çok sevmiştim o gün tanıştığımızda ama dediğim gibi o gün o çekim esnasında çoğu şeyi net duyamıyoruz. Mesela İhtiyar'ın Aspova'ya yazdığı satırı da o gün ben yakalayamadım mesela. Burada yakalıyorum aynı şekilde. Rooster için kısaca bunu söyleyebilirim. İhtiyar normalde de benim... İsim gidelim mi istersen? Çok karışmasın. Öyle gidiyorum zaten kanka. Tamam, bir daha hepsini en baştan alacağız da o yüzden söyleyeyim. Sen söyleyeceğim, bir daha ben en başa Rooster'a döneceğim. Ha, uzayacak bayağı. Tamam, şimdi anladım ne demek istediğiniz. Çok özür dilerim. Tamam, sen devam et Rooster'a o zaman. Ben tamam. Bana çok tek düze geldi Rooster. Özellikle Cypher 1 ve 2 ile kıyaslayınca diğer isimlere göre bayağı tek düze geldi. Zaten şeyi fark etmişsinizdir. Arkada zıplayan arkadaşlar bir anda duruyorlar. Hani bir gaza geliyorlar, bir zıplayacağız falan diye tekrar aynı tek düze çizgide devam ediyor. Senin yorumlarını ekleyeceğim tek şey bu olabilir. Ama yani kötü değil. Ama diğer isimlerin bir tık altında kalmış bence. Eyvallah. O zaman İhtiyar'a geçelim. İhtiyar benim Voodoo Battle League'den beri bildiğim bir isim ve potansiyel bayağıdır görüyordum. Geç bile patlama yaptı diyebiliriz. Daha tam mainstream manada hala patlama yapmadı aslında da. Aspova ile arkadaşlardı sanırım bir problem olmuş. Burada çünkü kebapçı nickli rapçiler dediğinde direkt benim aklıma gelen figür Aspova oluyor çünkü malum. Başka birisi gelmiyor yani. Burada Aspova'ya diss var ve ben bunu da bugün burada yakaladım yani şu an. Ama İhtiyar güzel performans burada. Cypher'da kötü bulmadım. Bir hatası yok. Autotune kullanımı fena değil. Yusuf Altınlar'ın mesela melodik vokallerini burada bayağı beğendim Cypher'da. Ha tabii bunda şey de var. Beat'in aranjesindeki yaylı eklemeleri de Berkay'ın da hakkını vermek lazım. Onlar da taşıyor biraz o vokalleri orada. Mesela doğru bir yaylı kullanımı o. Hani diğer planın parçasında demiştim ya aşırı abartılmış kötü duruyor diye. Buradaki dokunuş bence yeterli ve güzel olmuş abi. Yusuf'u da beğendim. Lirikal manada biraz epidemin uzisi olacak gibi hissettirdi bana. Hani bura epidemik aga sıkıntı büyük falan gibi line'lar vardı tam hatırlamasam da. hani kendisinin imajında öyle bir şey almasam da lirikal manada söylüyorum bunu. Yine ben ihtiyardan Yusuf'a direkt geçtim. Şimdi onu fark ediyorum. Özür dilerim. Geçtim. Ben bölmek istemedim ama. Özür dilerim. Çok güzel anlatıyordun. Özür dilerim. O zaman sen ihtiyar ve Yusuf'u yorumla. Ben dinliyorum seni. Tamam. İhtiyar da Ezel'e de mi laf vardı ya? En başta Lost Turcos falan diye bir girdi. Ezel'le Mörde'de mi acaba bir şey var diye düşündüm ben de ama. Sanmıyorum. Çok emin olamadım yani. İhtiyar burada. Ya daha önceden ben başka şarkılarını da dinliyordum. Bir de yaşadığı şehri de sahiplenen, işte depremle ilgili şarkısı var mesela geçen. Kanka çok özür dilerim. Sen devam et, ben 2 saniye bir köz alıp geleceğim. Doğru düzgün koyayım şu közü. Böldüm, özür dilerim tamam, ama bunu söyleyeyim nereye tamam, gidiyorsun deme diye girdim oraya. Yine ne anlattığımı unuttum Baykan, teşekkür ederim. Duymuyorsun şu anda ama. İşte İhtiyar'ın daha önceden dinlediğim şarkıları, sevdiğim şarkıları vardı. Baykan'ın dediği gibi Voodoo League'de de bayağı bir başarılıydı bence orada da. Eğer doğru kişiyi hatırlıyorsan şu anda. Onun dışında böyle bir şeyler anlatıyor, bir derdi var, yaşadıklarından bahsediyor, mantıksız bir sözü de yok. Genel olarak benim hoşuma gitti o yüzden. Tam tersine Yusuf'ta ben bir tık soru işareti oluştu aklımda. Böyle işte epidemik harfi, mesela sırf kafiye uysun diye yazılan bir söz. Hani harbi geliyordu galiba ondan sonra kafiyenin ardından. Yok Baykan abiye amatör diyebilir miyiz hazır gitmişken arkasından demiş de diyemeyiz. Geldim. Hayır abi niye Baykan dedikodusunu yapalım? Gel Baykan. Tak. Şey, tamam. Biraz tamam. Daha dursaydın dedikoduya girecektik. Tamam. Girin abi. Yok sıkıntı yok. Şeyden bahsettim genel olarak işte İhtiyar'ın öncesindeki şarkılardan falan. Yusuf'ta da tam başındaydım zaten denk geldim. Tekrar edeyim. Böyle
sırf kafi olsun diye yazılmış sözler var gibi geldi bana. Mesela epidemik harfi diyor, bir sonrakinde harbi diyor. Onu sırf bağlamak için hani. Çok mantıklı bir söz değil epidemik harfi. Hani sadece hani kafi olsun diye yazılmış gibi geldi. İçerik ihtiyara göre daha aşağıda. Evet. Ama o sonradan yaylıların girdiği kısmı beğendim ben. Orayı sevdim. Orası başarılı. Hem beat anlamında hem vokal anlamında. Hoşuma gitti orası. Eyvallah. Ya arkandan yazanların hepsi de şu anda seni övüyorlar chat'te. Eyvallah. Bir önce gibi olmayayım okumadım ama. Okumadım ya. Şimdi gördüm. Tamamdır. Eyvallah. Ya bu arada gerçekten şey. DJ bazında çok profesyonel değilim DJ'lik bazında bakıyorsak. Yani aşırı tecrübem olan bir şey değil. Kendimce scratch deniyorum vesaire ama hani çok çok iddialı değilim. Ha büyük isimlere, büyük isimlerin arkasında çıkmış olmam benim için bir avantajdı kariyer bazında ama yani örnek vereyim bir Sivo'nun falan çok gerisindeyim yani. Çünkü benim esas işim o değil yani, o benim hobim normalde. Yani hiç sorun yok. Bunu diyorsanız doğru bir yorum yani. Kanka benim de hobimdi de pick-up'ları artık geri alabilirsem bir ara ben kanka, üşenmeyip gelip. Sanarsın. Üşenmeyip gelip dedim. Dinle cümlemi tamam diye. Onu eklemeyeceksin sandım dedim. Ulan sanki ben rehin tutuyorum diye. Zamanında hani ben Fuat abiyle geçen yaz turneye çekecekken evde biraz pratik yapayım mantığı aldım. Sonra işte sen taşınacaktın taşınamadın ben askere gittim Covid oldu falan derken bir senedir bende kaldı eyvallah. Benim ben kendi pick-up'ım bozuk olduğu için. Ama bir ara bir PT alacağım. Altan bir sene geçirdik ya. Sorma. Bir tane biraz bir Numark PT-01 alacağım çünkü şu an ekonomik olarak diğerleri uçuyor. Şu an gerçi benim doğru düzgün param da yok zaten açıkçası. Bu ay biraz hızlı gittim. Bir ara alacağım ama yani bir tane. Of. Nerede kaldık, kimde kaldık? Lazım. Benim favorime geldik. Bu cypher'daki. Mas ya da Mes. Mes aslında ilk... Mes muhtemelen. Evet Mes muhtemelen. Nasıl okunduğunu bilmiyorum ama bu cypher'da en iyi flow yapan İnsan ki bir yerde ikimiz de zaten yani dinlerken şu kafa sallama hareketini yaptık farkındaysan. Flow'una eşlik ettik yani resmen. Bu cypher'da açık ara en çok beğendiğim kişi kendisi oldu. Bir kusurunu bir ara görmedim. Mez'deki... Pardon ben evet, bir kısım. Bir kusurunu görmedim ama işte o senin de tam değindiğin... Tam ama deyip ona gelecektim zaten. Yani Mez'deki line'ı falan gibi şeyler görüyorum ama genel olarak genç MC'lerde yani yeni gelen jenerasyonun tamamında sadece epidemik bazında değil... Eskisi gibi güçlü kalem zaten görmüyoruz abi. Hani ya Türkçe rap genelinde zaten bir lirikal problem var. Hani punchline'lar bazında vesaire. Hani çok böyle vay diyeceğim bir şeyi çok nadir duyuyorum zaten. Onun için bunu hani sadece Mes'le alakalı bir yorum olmayacak bu. O yüzden hani sadece çocuğun hatasıymış gibi söylemeyeceğim yani bunu. Ben o Mes'deki line'ına geldiğinde bir mesafe, evet. İkinci bir mesafeyi bekledim ben de. Allah dedim ikincisi de geliyor. Ya yok mesafenin de orada gelmedi. Geçen yayın söyledim abi. Ya hakkı yendi orada yani. Abi ben aslında sana bir tane mesafe soğuk savaş şakası da yazmıştım ama aşırı cringe diye okumadım. Hiç girmeyelim abi soğuk savaşa tekrar. Biz onu eleştirel biz onu eleştirel bir içerik olarak yaptık yani çünkü tutmasını istemediğimiz bir şey yani. Hayır lütfen. Ben mesafede senin söylediklerine katılmakla birlikte şarkıyı ikiye bölersek ikinci yarısını daha başarılı buldum. Orada bir yanlış hatırlamıyorsam flow değişti. Şu an tam emin değilim net hatırlamıyorum ama ikinci yarısını daha başarılı buldum. Ben o da de. Benim sevdiğim isimlerden ama bu cypher'da favorim değil ya. Favorim ihtiyar bu cypher'da. Olabilir saygı duyarım. Benim favorim Messi'nin ihtiyar dedik. Mithat Dalgıç'ta fena değil diyebileceğim bir arkadaş. Yani çok bir ekstrasını da görmedim ama çok mu kötü? Hayır. Hani yani çok mu kötü yani sözleri kötü mü? Fena hayır. Değil ama ya, vurguları biraz evet. Daha belki çalışmak gerekiyor olabilir evet, ya. Evet evet hemfikirim. 3 cypher'ın üzerine gelirsek benim cypher'ın en beğendiğim bölümü 2. bölüm oldu. Hani orada daha fazla yaratıcı MC dinleme şansım oldu. Ama cypher'daki en beğendiğim üçlüyü sıralarsam 3 cypher'ı komple baz alarak Mes, Vasi ve İhtiyar derim sanırım ya. İhtiyar ya da Smokey arasında gidip geliyorum biraz. Ben en iyi isimleri düşünmedim. Ona bir şey söyleyemem ama benim de sıralamam cypher bazında yapayım en azından. 2 senin dediğin sebepten birebir. Sonrasında 1, sonra da bir üçüncüsü. Ya bence o şekilde. Ben 2-3-1 diye giderim mesela aynen ve dediğim gibi sıralamasız hani şu 1 şu 2 şeklinde değil en beğendiğim 3 kişi sıralamasız Mes, Vasi ve İhtiyar Smokey arasında gidip geliyorum biraz yani. Özetle Freshman Cypher'ın ne olduğunu anlattık ama beat bazında en beğendiğim beat buradaki mesela benim. Onu da tekrar değinmiş olayım. Sırada PMC'den 2 arkadaş var. Parçalar 2 gün arayla çıkmış yanlış görmediysem. Ama hani çok nette vibe'ı da alıyorum. Bakalım hani beğenmezsek hızlıca geç deriz. Ama PMC'den geliyor diye bakacağım yani.
Sırada ilk parçamız o zaman. Sıradaki ilk parçamız NBA Original ya da Original. Evet zaten direkt abi geç diye yığıldık. Üstünde söyleyebileceğim bir şey yok. Çok kötü. Nerede? Hani ilk 37 saniyesinde eğer sonrasında bir mucize... Çok özür dilerim. Hıçkırık tuttu yine. Sonrasında bir mucize olmuyorsa ilk 37 saniye itibariyle kötü. Emir Kemal yarı sınavda başarılar. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler görüşmek geldiğin üzere. İçin iyi geceler. Bizim de zaten fazla parçamız kalmadı. Hani bir yarım saatimiz daha vardır ama en az. Tekrar başarılar dilerim sınavda. Senin söyleyeceğin bir şey yoksa kanka hızlıca diğer PMC parçasına geçelim. Yok abi tamam. Bora Hışır Gece. Evet geçtik. Gerçekten bu da çok kötü bir vokal. Sevmedim. Yani mesela Unique'de Fred gibi bir şey varken şu anki PMC'de onu görmüyorum. Ati dahil olmak üzere. Yani bu ya ikisinin yapısı birbirinden farklı evet. olabilir mi acaba? Ben çok emin değilim ya. Unique sanki dışarıdan şarkı almıyor, PMC alıyormuş gibime geliyor ama. Bana da öyle geliyor. Zaten bu şeyde değil. Patron Hayki kıyasından dolayı bunu söylemedim de hani ister istemez akla geliyor yani. Çünkü chatte şey denmiş. Bir dönem PMC bir şey çıkardığında heyecanlanıyorduk. Artık olmuyor denmiş. Evet PMC çok dışarıdan şarkı alıyormuş hissini bana da veriyor ve bayağı netteyle aynı kafada işler görüyorken mesela Unique'de Fred gibi birini gördüğümden çok memnunum. Ama bir taraftan da Hayki şıkır şıkır var yani. Aytu abiyi sevsem de insan olarak. Yani. Reis bu haftalık yayında ne zaman sevineceğiz sence? En ufak bir fikrim yok abi. Ha bak evet. Emboli iyi ama Emboli'yi de doğru düzgün duyamadık ki. Ha, ben bireysel olarak dinlediğim hani şey duyamadıktan kastım şöyle. Emboli'yi ben tanırım ve severim. Hani dinlediğim yayınlanmamış demoları falan var ama yayınlanmış olarak doğru düzgün Emboli'yi duyamadık ki abi. Maalesef. Yok ama, potansiyel görüyorum ama. Maalesef Emboli'yi tozun göremiyorum. Sıradaki parçamız yine Epidemic Cypher'ın ilk bölümünden geliyor. Ekleyeceğim bir şey yoktur diye düşündüğüm için çat diye geçtim biraz ama. Yiğit Taşçılar ve Sifo Gamble Bingo. Evet geç geldiği için geçiyorum. O ikinci çocuğu ben bilmiyorum. Sifo kimse. Yiğit'i mesela hatırlarsınız Epidemic Cypher 1'i ilk dinlediğimde bayağı hani Joker Ceza arası bir şey hissediyorum demiştim. Joker Ceza hibridi bir şey hissediyorum demiştim. Burada bayağı Tyga hissettim. Chat'te de söyleyen olmuş. Beat'i beğendim bu arada ama Yiğit'in verse'ü beni açmadı. Nakarata ve ikinci arkadaşa gelemediğimiz için oraya yorum yok. Çünkü chat'ten geç kararı çıktı. Yani bence çok o kadar da geç değildi ya bugünkülerden sonra. Ya evet nette çektiğimiz şarkılardan sonra. Ya nette veya parçadan önce çaldığımız 2 PMC parçasına göre daha iyi bir parçaydı ama ya bitirsek de muhtemelen benim yorumum aşırı değişmeyecekti yani benim tekrar dinleyeceğim bir iş değil. Muhtemelen. Ya Cypher'daki tarzından da farklı bir şey yapmış. Evet. Hatırladığım kadarıyla bambaşka bir Cypher'da bambaşka bir şey aynıydı ama. Vardı. Jordan formu aynıydı fark etmişsindir. Aynen. Hatta şeyi düşündüm hani burası muhtemelen İstanbul değildir. Kendisi İzmirli çünkü. Hani acaba Cypher'dan sonra gidip klip mi çektileri düşündüm yani. Aynı gün hani. ya bahsettiğim şey buydu aslında. Şimdi sen değindin onu da söyleyeyim. Hani dedik ya Epidemic isimleri çıkarıyor. Devamı gelecekse eğer farklı projeler arda arda çıkaracaklarsa mantıklı bir strateji diye. Bu şarkıda iki günde çekilecek bir şey, klipte iki günde çekilecek bir klip değil. Şakasına hani belli ki belli bir strateji, anladım. Demek ki belli bir stratejiyle ilerliyorlar. Bakalım muhtemelen. İlerleyen aşamalarda diğer isimlerde göreceğiz. Evet, şarkıyla ilgili bir yorum yapamıyorum daha fazla çünkü dinlemedik. Aynen çok dinleyemedik ama yani zaten evet. Çok da zaten hani iyi gidecek olsa chatte geç demezdi muhtemelen. Yani baştan çünkü bir yakalaması aynen. lazım yani mantıken. Sıradaki parçamız Çağrı Sinci ve Deniz Sungur Büyükşehir. Tamam geldi. Bu şarkıya da geç geldi ama en azından chatte bir arkadaşımızın dinlemiş olduk. Chatte bir arkadaşımızın söylediği gibi hani 2-3 kişilik parçalarda en azından diğer isimleri de bir geçip bakalım, durduralım diye. Doğru. Onun için mantıklı. Yiğit Taşçıların parçasının ikinci kısmına tekrar bakacağım yorumumu yaptıktan sonra bir. Ben çok kısa gireyim istersen. Gir abi. Sonra ben sen biraz... eklemelerini yap. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim zaten. Ben de biraz sütüreyim. Tamam. Ben en başta bir aşırı Gazapizm ve Deniz Gürzumar vokali Deniz Gürzumar aldım. Mı? Deniz Gürzumar'ı evet arada yakalamadın mı şeyleri, yok, vurguları? Yok. Ya bir tane şarkısını birebir aynı vurgularını yakaladım ben arada ama şarkının olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Sonra ya iyi başladı gibi duruyordu sonra evet. Vokal bayağı bir kötü devam etti. Şarkının başında girişteki videoyla şarkının sana içeriğini bağdaştıramadım kafamda ben. Hani bambaşka bir şey bekliyordum şarkı girdiğinde.
içerik bambaşka bir yere gitti. Anlamadım yani o geçişi ne ara yaşadık. Bu arada büyük şehirden bahsediyoruz. Bu arada chatte de kesinlikle Gürzumar'a benziyordu bence de diye sana katılındı. O zaman ben alamadım o hissi, doğrudur. Yani çoğunluk olarak siz ya bir iki line'ın sonunda vardı çünkü. Eyvallah. Böyle kripit başlayınca aşırı sert bir şey bekliyordum ben, protest hani. Ben de. Ciddi bir şeylerden bahsedecek diye. Ben de. Bambaşka bir yere gitti olay. O birazcık üzücü oldu. Çağrı konusunda da Hidra ile aynı yorum yapacağım. Bence Çağrı Sinci'nin seviyesinin altında bir şarkı. Bence de. Ha, başka biri verseydi kötü demezdim büyük ihtimalle. Hı-hı. Arada bakarım belki derdim ama hı-hı, Çağrı Sinci'nin evet, seviyesinin altında olduğunu düşünüyorum. Bir de en baştaki o killer ay mı? Beni birazcık korkuttu evet, ya. Bam 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 pat 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 falan kısmı. En fikir. Korkuttu yani. Genel olarak ufaktan bir hayal kırıklığı yarattı bende ya. Evet. Ya büyük oranda hemfikirim yorumlarında. Şeye geleceğim. Parçanın başında direkt özellikle bir çocuk istismarı vurgusu yapılıyor. Ben klipte ve şarkının içeriğinde biraz bunu beklerken öncelikle bunu göremedim. Hani bir alakasız kalmış. Hatta çocuğun elinde silah var yani bir yerde. Oyuncak da olsa. Yani. O aradığımı bulamadım parçada. Daha sert bir şey bekliyordum. Özellikle girişten dolayı. Parçada öyle bir şey yok. Deniz Sungur ya da daha bilinen adıyla Zorba'yı gerçekten ben bu arada vokal olarak Porça'ya çok benzettim ve ciddi sordum parça çalarken arkadaşlar, Deniz Sungur Porçay mı? Hani gerçek müzik yaptığı karakteri bu mu diye. Değilmiş ama çok benzettim ses tonunu. Deniz Sungur'un melodik vokal okuduğu bir iki parçasını biliyorum. Daha önce Gazapizina yaptığı, yine keza Çağrı'yla yaptı. Melodik vokallerini beğeniyorken rap vokalini yorucu buldum. Çağrı Sinci dediğim gibi aramız kötü, daha önce başka parçalarda söylediğim gibi hani aramız kötü diye burada kendisini haksız eleştirmeyeceğim. Şu an piyasada normal şartlarda kalemi bayağı güçlü diyebileceğim isimlerden bir tanesi. Hani bu bir şey, bu bizim aramızın kötü olması bunu değiştirmiyor yani. Fatality bu kafa, takip için teşekkürler, yorumuma devam edeceğim. Ama yani şu anda denediği flowları ve vokal tarzını beğenmiyorum açıkçası. Atıyorum bir Modern Zamanlar albümü ya da İnsan Terbiyecisi albümündeki vokal tekniğini daha çok beğeniyordum Çağrı'nın. Hani şuradaki sound'unu çok beğenmiyorum. Açıkçası parçayı ben ilk kez dinledim. Yani çünkü çok hani ne yapıyor diye bakmıyorum açıkçası küstüğümüzden beri fazlasıyla. Hani karşıma çıktıkça ya da işte bu yayınlarda denk geldikçe bakıyoruz. Beğenmedim fazlasıyla bu parçayı. Kötü bir şarkı mı? Hayır ama Çağrı Sinci'den bekleyeceğim sound'un daha altında kaldığını söyleyebilirim yani ben de. Ha, dinlediğimiz Nette işlerine kıyasla falan iyi bir şarkı onlara kıyasla ama tekrar dinleyeceğim bir iş olmamış yani, üzgünüm. Abi adını yanlış okuyabilirim ama Verus Leo sanırım okunuşu, hı-hı, emin değilim, eğer yanlışsam kusura bakma. Şey yazmış, klipteki çocuk istismara uğruyor, büyük hali adamı vuruyor sonra. Ha, eyvallah. Klibin hikayesi buymuş. Eyvallah. Ama yine de şarkıyla alakasız yani, içerikle evet, alakasız. Ben daha çok biraz şey izlerken şarkıya odaklandım. Hatta bir yerde işte Nargileme baktım falan gibi durum olunca klibi yer yer biraz yarım gözle izledim. Ama doğru, klibi baştan sona bu şekilde izlediğimizde böyle bir mana çıkıyorsa kusura bakmasınlar o zaman yorumumuz için. Ama ben yani yine de dediğim gibi şarkıyla şey, şarkı bazında, çok alakasız ama evet, konudaki... Şarkı bazında çok şey almadım. Şarkı bazında çok istediğimi almadım. Hani... Klibin başındaki o çocuk istismarı vurgusu ve şarkı bazında baktığımda bir şey anlatmıyorken klip en azından öyle bir şey anlatıyorsa en azından eyvallah, o yorumumu geri almış sayabiliriz yani. Hani çocuk istismarı nerede var diye en azından klipte anlatmış ama şarkıyla klibin de alakasını çok kuramadım yine hala yani. Ekleyeceğim bir şey yoksa sıradaki parça. Yok geçelim abi. Sıradaki parçamız Köst Manevra Kaşifi. Çok özür dileyerek böldüm. Sözüm vardı. Yiğit'in parçadaki, Yiğit Taşçıların parçasındaki Sifon'un verse'üne de bakacaktık, öyle geçecektik. Hani onu bir keşke dinleseydiniz denmişti chatte çünkü. Evet. Baktık, durdurdum. Şöyle. Ben podcast kısmında bu yorumu direkt aynen alacağım yine. Sıkıntı yok. Hani bir düzenlerim o geçişi düzeltmek adına. Sifo'yu ben Yiğit'ten daha çok beğendim bu parçada ama nakarat yine beni hiç sarmadı. Ama Sifo'yu rap vokal olarak Yiğit'ten daha çok beğendim. Arkadaş haklıymış. Bu arada Mert Spin diyorlar. Ben Mert Spin'i doğru düzgün dinlememiştim. Hani ismen duyduğum, aşina olduğum birisi ama dinlememiştim yani. Vokali bayağı benziyor. Ben de bir acaba dedim. Öyleymiş, hı-hı, demek ki. Freestyle'ı falan izlemişsindir ya mutlaka. Bir yerde denk ya, gelip. Yok parça belki ama parça olarak hatırladığım bir parçası yok yani. Ya biliyorsun çünkü ben bu kanaldaki bu haftalık işeyle beraber cidden
Hani Türkçe rap işlerine daha detaylı Aynen. bakmaya başladım. Onun dışında sevdiğim 3-4 isim haricinde biraz es geçiyordum Türkçe rap'i yani. Çünkü ya benim sevdiğim sound 90'lar Amerika abi çünkü. Ya bu arada bir şey ekleyeyim mi? Benim bu İzmir şarkılarına karşı bir zaafım var ya. Eyvallah, sen sevdiysen Eski zevk meselesi abi. Hani beni çok şey... açmadı parça ama saygı duyarım. Ya bak, sen de bunu konuşmuştuk galiba. Mesela eskiden bir İstanbul'dan çıkan şarkıların bölge bölge ayrı Evet. bir vibe'ı vardı. Ankara'dan çıkan şarkılar o bölgede belli bir sound yakalamıştı. İzmir'den çıkanlarda da o var. Hani hem içerik olarak hem sound olarak. O yüzden genel olarak böyle İzmir şarkıları beni ara ara gördükçe yine o eski İzmir havasını veren şarkılar hoşuma gidiyor. Eyvallah. Sifo'yu Yiğit'ten daha çok beğendim rap olarak. Nakarat beni sarmadı. Yiğit çok sarmadı beni. Fazla Tayga buldum. Biraz Yiğit'in hakkı verilememiş diye düşünüyorum. Devam edelim tekrar. Sıradaki parçamız Köst Manevra Kaşifi. Evet. Çoğunluk geç dediği için geçtik. Of. Köst de üzdü beni bugün. Yani normalde de açık konuşayım. Yusuf abi insan olarak severim ama özgün bir tarzı var, kabul, ama vokali çoğu zaman beni açmasa da bu parçada ekstra bir sıkıldım yani. Yani beni yoran bir vokal tarzı. Özgün, evet, bir teknik sıkıntısı, kusuru var mı? Yok, eyvallah, ama hani beni çok açmayan bir tarz bu normalde de, ama bu parçada beat yüzünden de ekstra yoruldum yani. Hiç beni açmadı abi. Evet, geçen hafta Kayra için kendisini tekrar ediyor yorumunu yapmıştık. Köst için de bu yoruma fazlasıyla katılıyorum. Sen ne diyorsun Mali? Benim yorumum bu kadar yani. Birebir katılıyorum. Ek olarak abi bu nasıl bir görsel ya? Evet. Nasıl bir görsel bu yani? Bir de ben arada bunda da böyle bar sonlarında bir yerde Fuat bir yerde Şehinşah havası aldım ama Ya belki artık ben saat ilerledikçe kafam gitmiş olabilir yo şu an. olabilir. Ya yani Köst'te özellikle Hasiktir dönemi Fuat abi benzerliğini ben yer yer alıyorum. Ama hani Köst'ün flow matematiği beni çok yoruyor özellikle. Hani Ben daha önceki yayınlarda söylemiştim ya, Köst'ü sevdiğim isimlerden bir tanesi ama solo şarkılarında genelde otonom piyadedeki şeyi alamıyorum. evet, eyvallah. Üzgünüm. Hani Dinlenilebilirliği. yine de yer yer sıkılsam da Köst'ün sevdiğim parçaları olmasına rağmen bu parça onlardan biri olamadı yani. Bugün Köst üzdü bizi. Aynen, bak sana yine destek geldi. Köst Şehinşah dinlediğini söylemişti Turbo abiyle röportajında, dedi North Samurai. Teşekkür ederiz bilgilendirme için. O zaman atladığımız Nette parçalarını saymazsak bugünün son işine geliyorum. Kolera ikilem. Chat geç diyor da kasıtlı biraz bekledim yani. Of. Her şeyiyle kötü. Yine her şeyiyle kötü. Yine az önceki yorumumu yapayım mı? Bu nasıl bir görsel abla? Abi yani bugün gördüğüm en kötü görsel bu olabilir yalnız, her şeye rağmen. Yani çok kötü Photoshop ya. Baya kötü yani. Çok kötü Photoshop ya. Ya kolera rezalet abi, berbat. Of. Dişi kötü Sagopa. Evet. Özlem Sound kötü vokaldenmiş. Ensargo demiş. Sifo bugün dinlediğimiz en iyiler içinde bence. En azından rap. Abi ben bugün en iyi seçerken çok zorlanacağım. Gerçi Oha, kolera mıymış, o kaya zannettim ben onu diye. Ben de o yüzden tepki gösterdim. Aa, kolera varmış diye. Ben kaya sandım onu. en kötüler arasında da bir resmen 6-7 puanlık bir sıralama mücadelesi var yani. Biz eserlere bakıyorum. Eserler dedim yine, çok özür dilerim sanattan. Yani Bana da sayarsan sevinirim çünkü ben hatırlamıyorum, kötüleri kafamdan sildim. Yani yayının abi, %90'ını. of, bu hafta bunu seçmeye edebiliriz abi ya, bence. Bence de, bence de. Çünkü yani Ya iyi da direkt değil. kolereye koyalım ya. Ya iyi diyeceğim şey, çünkü şey aslında iyi olmayacak yani. Tamamen bu haftanın içerisinde iyi seçmiş olacağım. Çok fazla beğenmedim. Hani yani aklıma Kankanoid geliyor iyi olarak. Yani en çok övdüğüm, ama o da baktığın zaman hani daha önceki atıyorum Sagopa Kajmer'in Küreksiz Kayıkları en iyi seçtiğimiz şeyde, bu hafta Kankanoid seçtiğimiz zaman hani aynı ayarda değil baktığımız zaman. Yani kötünün iyisi olarak Kankanoid derim ben. Ne habersin? Kötünün iyisi olarak bugün. Ama aynen orada bu map yapan Almancı abi denmiş. En kötüler kıran kıran abi. Burada of, bir şey seçemiyorum ya. Gerçekten bir şey seçemiyorum. Ya da dinlediğimiz için Türkçe rap sayılmaz ama Samra Kataleya'yı en iyi parça seçebiliriz ya da bugün. Dinlediğimiz en iyi parça Samra Kataleya'ydı çünkü bugün Hayır. yani. Hile yapma. Aa, Öyle Sansar bir şey yapma. istiyoruz denmiş. Hadi Sansar'ın da Suikast'teki parçasına bakalım bari, madem istendi. Parçanın adı neydi, bir yazar mısınız tekrar?
Şipşak. Tamamdır. O zaman sıradaki parça ve son parçamız, onu da ekledik Kolera'dan sonrasında. Sansar Salvo'nun Suikast toplama albümündeki Şipşak parçası. Enstrümantal kısım geldi diye durdurdum. Beat kötü bulmadım ama albümün genelinde, albümden 3 parça dinlediğim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Belli ki albümün genelinde bir mix sıkıntısı var. Sansar biraz eskiye döndürecek gibi oldu ama hala o aradığım eski Sansar değil yani. Onu zaten kendisi de beklemeyin diyor zaten. Onun için öyle beklentim yok artık Sansar'ın işlerinden ama itiraf etmem lazım. Son haftalarda dinlediğimiz solo olarak en iyi Sansar işi olabilir yani. Like This'in beat'i mesela Sansar'ın son dönemde girdiği hakikaten en iyi beat ama orada da Sansar vokal olarak kötüydü. Burada Sansar vokal olarak iyi. Beat fena değil ama yani yine de aradığım şey değil yani. Bu parça. Skeçler. Kötü scratch'ler abi. Yani maalesef. Yine de arada bir scratch duymaya hasret kaldığım aynen için ha, fena değil kafasında yine böyle bir tebessüm ediyoruz ama şey olmuyor yani o aradığımı duymuyorum yani. Aradığım scratch'leri sadece Sagopa Kajmer'in son EP'sinde duydum. Zari 06 bir önerim olacak demiş tabii ki abi. Zaten ufaktan kapatacağız kapatmadan. Normal muhabbet kısmımıza geçebiliriz tekrar kapanış muhabbetlerimiz. Çünkü parçalar bitti. Hakikaten ben bu hafta iyi ve kötü parça seçmeyeceğim abi. Çünkü yani kötü parça seçemiyorum. O kadar çok var. İyi parçada tam olarak iyi istediğim seviyede bir iyi parça yok yani. Epidemic Freshman Cypher derim yani illa iyi bir performans istiyorsak ama. Kanye West prodüksiyonları hakkında ne dersin genel olarak? Abi Kanye West benim çok beğendiğim bir prodüktör. Yani yeni soundlar yarattı yani. Kötü bir yorum yapamam. Prodüktör MC yani prodüktörlüğünü MC'liğinden kat kat fazla beğendim. Mali sen ne diyorsun bu konularda? Şu an sen izleme moduna geçtin. Ben donmuş abi benim beynim eridi ya. Evet zaten 3 saat 3,5 saat olmuş. Biz izninizi isteyelim. Hadi Turgut bugün de farklı olsun. Turgut Üç'e gidelim. Benim normalde izlemekten keyif aldığım bir kanal. İzin veriyorsa. Yarın veya pazar bir yayın olacaksa bahsettiğim gibi tekrar duyuracağım. Twitter ve Instagram'ı takipte kalın. Discord'da da yine gelin düzenleyeceğiz çünkü. Şimdilik sizi öpüyoruz. Görüşmek üzere. Katlandığınız için çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz.